Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. İHO Ebrar'ın organizasyonuyla bu geceyi inşallah düzenliyoruz. Özel bir programla karşınızdayız. Saatler 21.12'yi gösteriyor. Biraz geciktik ama inanın ki arka planda çok ciddi bir ekip çalışması var ve yayına çok canhıraş bir şekilde çalıştılar. Şimdiden hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bugün özel bir yayın dedik değerli izleyenler. Tüm İslam coğrafyasındaki mazlumlar için inşallah İHO Ebrar'ın yardım çalışmaları var. Bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Bir bağış gecesi olarak düşünebilirsiniz. İHO Ebrar'ı tanıyabileceğimiz bir gece olarak düşünebilirsiniz. Sanatçı abilerimiz burada çok güzel ilahi ve ezgiler seslendirecekler. İnşallah onlar da bizlerle birlikte olacak. Ben yayını hemen sizler için özetlemek de istiyorum değerli izleyenler. İHO Ebrar Genel Başkanı Doktor Abdurrahman Alpsoy bizlerle birlikte. İHO Ebrar Türkiye Koordinatörü Sabahattin Ugar bizlerle birlikte stüdyo konuklarımız. Bilal Güler, Nezir Güler, Ender Tekin, Ferdi Kalkan sanatçı abilerimiz bizlerle birlikteler. İnşallah bağışlarınızı da toplayacağımız için değerli izleyenler çok uzaklardan bizlerle birlikte olacak Zülküf Bildirici inşallah. Yine Belçika İHO Ebrar Yönetim Kurulu üyeleri bizlerle birlikte olacaklar. Onlar bağışlarınızı inşallah telefonun diğer ucundan alacaklar bağışlarınızı. Bunu da ifade etmiş olalım. Tabii canlı yayın telefon hatlarımız sizler için sürekli açık olacak değerli izleyenler. Canlı yayın telefon hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan varsa görüşleriniz, duygu düşünceleriniz, yine bağışlarınızı bizlerle paylaşabileceksiniz. Bu arada yayınımız tüm radyolarda da yayınlanıyor değerli izleyenler. 9 radyoda da eş zamanlı ortak yayın yapıyoruz. Rehber TV YouTube kanalından da bizleri izleyebilir, takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmaları da yapmış olalım. Ve konuklarımızı selamlayarak başlayalım. Doktor Abdurrahman Alpsoy, İHO Ebrar Genel Başkanı, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Böyle bir program için imkan sağladığınız için ve Rehber TV ailesine de teşekkür ediyoruz. Evet, ben programı ne kadar anlatsam belki ifade edemeyeceğim. Birazdan inşallah programın mahiyeti, önemi hakkında konuşalım. Sabahattin Ugar, İHO Ebrar Türkiye temsilcisi, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Ender Tekin abimiz, sanatçı abimiz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Ender Sizler abi. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Teşekkürler. Ben söz hakkı vereyim size. Bugünün anlam ve önemiyle ilgili belki bir şeyler ifade edersiniz Ender abi. Ondan sonra diğer abilerimizi de selamlayalım. Buyurun. Öncelikle tabii böyle bir program için buraya gelmek ayrı bir güzellik. İnsana mutluluk veriyor. Bir kere onu söyleyeyim. Burada amacımız Allah rızası. Fakire, fukaraya, yetime yardım etmek. Çabamız bu yönde. Buraya geldiğimde görüyorum harcanan çabayı, emeği. Allah emeklerinizi zayi etmesin inşallah. Amin. Allah hayrınızı kabul etsin. Bizi izleyen kim varsa her birinin şimdiden Rabbim hayırlarını kabul etsin. İHO Ebrar'ı ben internet üzerinden sürekli takip ediyorum. Paylaşımlarını da görüyorum. İHO Ebrar'ın paylaşımlarını kendi sayfalarımda da devamlı paylaşıyorum. Hizmetlerini görüyorum. İşte İHO Ebrar olsun, Yetimler Vakfı olsun, Umut Derneği olsun. Çok güzel işler yapıyorlar. Evet. Hakikaten çok güzel bir meslek seçmişler. Neden meslek diyorum buna? Hani buyuruyor ya, hayrı yapan vesile olan, hayra vesile olan yapmış gibidir diyor ya. Gerçekten çok güzel bir iş. Biz birilerine hayır yapın dediğimizde ve onlar hayır yaptıklarında onlar kadar sevap alıyoruz. Başkasının parasıyla üstüne bir de sevap kazanıyoruz. Bu açıdan yaptığımız iş gerçekten çok güzel bir şey. İnşallah istiyorum ki birileri ne vesile olalım. Onlar da İnşallah. Fakire, fukaraya, yetime yardım etsinler. İnşallah. Bizler de buna sebep olalım, vesile olalım. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkesten rica ediyorum. Çok az da olsa güçlerin yettiğince fakire, fukaraya, yetime yardım etsinler.
İnşallah. Şimdiden Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Allah da onlara ikram etsin. Onların geçmişlerine Amin. İkram etsin. Onların cetlerine ikram etsin. Amin. Amin. Gecemiz hayır olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Ağzınıza sağlık diyelim. Teşekkür edelim sizlere. Ferdi Kalkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Sizlerle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Allah razı olsun. Siz neler söyleyeceksiniz bugünle ilgili? Ben de öncelikle İHO Ebrar'a teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir programda bizi de davet ettikleri için. Aslında şöyle bir hadisle giriş yapayım. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah rızası için bir yetimin başını okşayan kimse, o başını okşadığı esnadaki o elin değdiği saç adedince sevap kazanır. Yani gerçekten bu akşam bizler de inşallah bir nebze olsun buna bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Diyoruz inşallah. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Nezir abimiz bizlerle birlikte. Abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Öncelikle İHO Ebrar ve Rehber TV'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle güzel programlar düzenledikleri için. Gerçekten büyük hayırlara vesile oluyorlar. Biz evlerimizde, sıcak evlerimizde yatarken bugün İdlib'de 20'ye yakın bebek hayatını kaybetti soğuktan. Yani biz yani bu şekil nasıl Allah-u Teala'ya hesap vereceğiz, onun derdindeyiz gerçekten. Onun için de elimizden geleni yapmamız lazım. En azından maddi yönden destek sağlamamız lazım. Bu akşam inşallah izleyicilerimizden de yardımlar bekliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah şimdiden yapacakları hayırları da kabul etsin diyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza Allah sağlık olsun. Diyelim. Çok güzel ilahi ezgiler hazırlamışsınız bizler için. İlerleyen dakikalarda inşallah dinlemek için sizleri sabırsızlanıyoruz diyelim. Skype bağlantılarımız da var değerli izleyenler. Bizden uzaktalar. Bağışlarınızı onlar kabul edecekler. Hollanda'ya uzanalım. Hollanda'da Zülküf Bildirici bizlerle birlikte. İHO Ebrar, Hollanda Yönetim Kurulu üyesi kendisi. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Rehber TV'ye bizlere bu imkanı verdiği için gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Buradaki hayırseverlerimize de şimdilikten yaptığı ve yapacakları yardımları için de çok teşekkür ederiz. Kalbi bu yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla atan tüm hayırseverlerde dünyanın neresinde olursa olsun en kalbi duygularımızla selamlıyoruz hocam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler gelen bağışlara, telefonlara bakacaksınız. Gözümüz kulağımız sizde bir yandan da. Önemli gördüğünüz, paylaşmak istediğiniz mesajlar olursa lütfen uyarın bizleri. Sizleri yayına alalım, onları paylaşın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İnşallah sağ olun hocam. İHO Ebrar Yönetim Kurulu üyeleri Belçika'da da bizleri bekliyorlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere de. Evet, sesi alamıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Aynı şekilde Belçika'da da Avrupa'daki hayırseverlerin telefonlarına bakacaklar. Oradan bağışlar toplanacak. Ben çok uzatmadan bugünü özetlemesi için aslında sözü sizlere bırakmak istiyorum. Abdurrahman Alpsoy hocamız, sizler neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Öncelikle bütün Rehber TV seyircilerini ve bizleri de değişik kanallardan, radyolardan, sosyal medya aracılığıyla da takip eden, buna gönül vermiş olan hayırseverlerimizi de sizin aracınızla buradan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Tekrar bu programımızın hayırlı, uğurlu ve bereketli geçmesini diliyorum. Bu programı biz yaklaşık 13 yıldır kurulmuş olan İHO Ebrar olarak son 5-6 yılda her yıl düzenli olarak biz bunu senede bir kere özellikle büyük salonlarda gerçekleştiriyorduk. Bizim hayırseverlerimizle yıllık yaptığımız faaliyetleri paylaşarak, çoluk çocuklarıyla bir araya bunları getirerek hem faaliyetlerimizi anlatma imkanı hem dünyanın dört bir ucundaki insanlara kaynak sağlama amaçlı hem de
sanatçılar eşliğinde gurbette bulunan kardeşlerimize en azından çoluk çocuklarıyla birlikte kaliteli bir vakit geçirmek fırsatı veriyorduk. Maalesef pandemi nedeniyle son 2 yıldır bunu canlı olarak alanda gerçekleştiremiyoruz. Sonunda şuna karar verdik. Rehber TV gibi bize destek veren, bu imkanı sağlayan bir online bu programı yapma fırsatı veren bir kanal aracılığıyla yapalım düşündük. Ve buna da çok olumlu cevaplar aldık. Geçen sene ilk denemesini yaptık. Çok verimli geçti. Çok bereketli geçti. Bu sene de aynı şekilde biz bu programı sizinle istişare ederek tekrardan Ocak ayının son haftasında burada gerçekleştirme imkanımız oldu. Amaç şu, birincisi yaptığımız bütün bir senelik faaliyetlerden örnekler vererek bu insanlarımıza neler yaptığımızı, yardımların nerelere gittiğini aktarabilmek. Biz gerçi bunu günübirlik bütün yardımlarımızı, bütün hayırseverlerimize anında ulaştıran bir kuruluşuz. Bu şekilde şeffaf çalışan bir kuruluşuz. Ama toplamında da bir sene boyunca neler yaptık, farklı neler ortaya çıktı, ne tür yeni projelerimiz var, onları sunma imkanımız oluyor. Ayrıca da dediğim gibi dünya çok değişmiş. Gençlerimiz, ailelerimiz bu tür günlere muhtaçlar. Özellikle ilahi sanatçılarımızın ilahilerine, marşlarına muhtaçlar. Duygular kabarıyor ve bu insanlar bu tür duygusal iletişimle çok farklı bir noktaya ulaşıyor. Biz de bu bir çeşit terapi aslında bu. Hem işimizi bir yandan yaparken diğer yandan da bizim sevenlerimize, hayırseverlerimize bu şekilde bir fırsat sunuyoruz. Özellikle de bu her senenin bir teması oluyor. Yani buradan gelen gelirle biz özellikle bir ülkeye ve bölgeye ağırlıklı olmak üzere bu geliri oraya aktarıyoruz. Evet. Bunu da zaman ve şartlar belirliyor. Peki. Bugün oradan yola çıkarak bugün de son dönemlerde kışların çok çetin geçmesinden dolayı öncelikli İdlib bölgesi olmak üzere bu bölgede muhtaçların olduğu bir gündem olduğu için de bugün temasını da öncelikli olarak bu programın geliri İdlib'li mültecilere ve daha sonra da inşallah yine aynı durumda bulunan Afganistan, Arakan ve Yemen başta olmak üzere diğer mağdur ülke insanlarına aktarılacaktır inşallah. Peki. Tabii dayanışma gecesi bugün. İzleyenlerimizi de programımıza kabul ediyoruz. Telefon hattımızda izleyenlerimiz var. WhatsApp hattımıza da az önce de ifade ettik değerli izleyenler. Bağışlarınızı, görüş düşüncelerinizi bizlerle paylaşın lütfen. Onları da inşallah ekrandan paylaşmaya çalışacağız. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz var. Kendisini de alalım. Öyle bir başlangıç yapmış olalım en azından. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun, neler paylaşacaksınız bizlerle bugünle ilgili, buyurun. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Taha Şimşek ve İsa Simşek'in oğluyum. Ve aleykümselam. Ben Kumbara'da 250 TL birikten ihtiyaç sahiplerine vermek isterim. Peki. Allah kabul etsin. Çok teşekkür Allah ediyoruz size, ailenize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Kabul etsin inşallah. Şanlıurfa'dan bir izleyenimiz var. Hayırlı akşamlar. Bursa ile devam ediyoruz. Bursa'dan bir izleyenimiz var. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin kardeşim? İyiyim. Teşekkür ederim. Neler paylaşacaksın, neler söyleyeceksin? Dinleyelim seni. Bir miktar para yardımda bulmak istiyorum. Peki, Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya size, ailenize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. İzleyenlerimizin gecesi aslında bugün, bir dayanışma gecesi. İnşallah böyle bir başlangıç da yapmış olduk. Tabii bu programa ciddi anlamda katkı veren sponsorlarımız var değerli izleyenler. Onları da unutmayalım. Hemen VTR'miz ekrana gelsin, sponsorlarımızı görelim. Ardından inşallah buradayız, devam edeceğiz. Dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Kısacık bir müsaade istiyoruz. Thank you.
Şici kovana. Evçi bağu evçi rezi. Bülbül ne Şici kovana. Evçi bağu evçi rezi. Barana hesri yetim almebesi Arnu hali bici barana hesri yetim almebesi Ey gelli kome milleta Bu yayına ve tabii ki yeryüzündeki tüm mazlumlara gidecek yardımlara katkısı olan sponsorlar da bunlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Belçika'ya uzanalım. Belçika'da bizi İHA Ebrar Belçika Yönetim Kurulu üyeleri bekliyor. Hayırlı akşamlar, kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun sizlere. Sizler telefonun diğer ucunda olacaksınız. Bugün bağışları kabul edeceksiniz. Kısa duygu düşüncelerinizi alalım inşallah. Öncelikle hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Siz değerli kurum. Rehber TV ailesine ve onun izleyicilerine. Allah'ın selamını, rahmeti, bereket üstünde olsun inşallah. Amin. Biz de Belçika olarak diyorsunuz yeni... Yeni kuruldu İHA Ebrar olarak. Biz daha önce onlarla beraber çalışıyorduk. Yaklaşık iki aydır artık Belçika İHA Ebrar olarak da faaliyetlerimiz tamamen bizim kontrolümüz söyleyeyim. Bu şekilde yeni bir yardım, yani Belçika olarak yeni bir yardım kuruluşu olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sağ olsun buradaki Müslüman kardeşlerimiz yeni olmamıza rağmen burada epey bir bağış yaptılar. Allah'tan razı olsun. Amin. İnşallah devamları da gelecektir. İnşallah. Peki. Size kolaylıklar diliyoruz. Size de aynı şeyi söyleyelim. Değerli gördüğünüz, paylaşmak istediğiniz bazı mesajlar olur, izleyenlerimizin bağışları olur. Lütfen bizi uyarın, sizi yayına alalım inşallah. Kolaylıklar diliyoruz. Sürekli zaten yayınımızda olacaksınız sizler de. Değerli izleyenler şöyle bir hatırlatma yapalım. Ekranımızın yazı bölümünde IBAN'lar duruyor. N ve L ile başlayanlar Avrupa için, TR olanlar Türkiye için. Bir de telefon hatlarımız var. O telefon hatları da abilerimiz az önce ifade ettik. Hollanda ve Belçika'da. O telefonların başında sizleri bekliyorlar. Bağışlarınızı yapabilirsiniz. Canlı yayın telefon hattımız açık. WhatsApp'tan da yine bağışlarınızı yapabiliyorsunuz. Özellikle Afganistan, Yemen, İdlib'de çadır kentlerde yaşayan mazlum insanlar yardım bekliyorlar değerli izleyenler. Son günlerde medyada da ciddi anlamda yaşadıkları mağduriyetler, sıkıntılar gündeme geliyor. Bu insanlara inşallah bu yardımlar gidecek ve o mağduriyetler bir nebze de olsun o yaralar sarılmaya çalışılacak. Bir dayanışma gecesi bu gece sizleri de bekliyoruz ve güzel bir ilahiyle devam edelim inşallah. Ender abimizi dinleyelim, Ender Tekin bizlerle birlikte. Sözü size bırakıyoruz, buyurun sizleri dinleyelim tekrar hoş geldiniz diyerek. Buyurun. Bugün ilk esere başlarken günün önemine binaen günle alakalı bir eser seçelim istedik. Ne okuyalım dedik. Demir Direk diye bir eser yapmıştım. Bu eser bir yetimi anlatan bir eser. Diyarbakır'da yaşanmış bir olayı anlatan bir eser. Üç dört yaşlarında bir çocuk Diyarbakır'da
yetim kalıyor. Babası vefat ediyor. Babasını çok seviyor. Babası da onunla çok ilgilenirmiş. Böyle birlikte zaman geçirdiklerinde babası bir gün onun üzerinde bir tişört görüyor. Tişörte bakıyor ki tişörtün üzerinde bir hayvan resmi var. Hayvan silüeti var. Diyor ki, oğlum bu tişörtü giyme, çıkart. Caiz değil. Daha sonra babası vefat ettiğinde babasının vefatına bir türlü inanamıyor ve evlerinin önünde oturuyor devamlı. Evlerinin önünde demirden paslı bir direk var, kullanılmıyor. Sürekli bu demir direğe bakıyor. Herkes onun o demir direğe neden baktığını merak ediyor. Ve soruyor. Diyor, babamı bekliyorum. Diyorlar, oğlum baban öldü. Hayır, inanmak istemiyor bir türlü. Annesi geliyor, oğlum içeri gir. Teyzesi geliyor, oğlum içeri gir. Elinde o babasının giyme dediği tişörtü yırtmış. Kucağında tişörtle sürekli o demir direğe bakıyor. İşte bu eser o yetimin o demir direğe neden baktığını anlatıyor. Diyarbakır'da bir yetim evlerinin önünde baban öldü deseler de inanmak istemiyor. Diyarbakır'da bir yetim evlerinin önünde baban öldü deseler de bir türlü inanmıyor. Yırtık bir tişört elinde, gözü demir direkte ve bir ümit yeşeriyor. O yetim yürekte. Gözü demir direkte ve
ve bir ümit yeşeriyor o yetim yürekte. O bahsettiğimiz yetim büyümüş artık. Neredeyse de biraz yaşlanmış. Şimdi kendisi gibi binlerce yetime bakan, binlerce yetimin başını okşayan, binlerce yetimi doyuran, doyurulmasına vesile olan Yetimler Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olmuş. Allah hizmetini daim etsin. Hem İHA Ebrar'a, hem Yetimler Vakfı'na, hem Umut Kervanı'na, her ne kadar böyle yardım kuruluşu varsa her birine ve her birinin yöneticilerine Rabbim güç versin, kuvvet versin inşallah. Hizmetleri de daim olsun inşallah. Uluslararası Yardım Kuruluşu İHA Ebrar'ın Yetim ve Muhtaçlarla Dayanışma Gecesi'ndeyiz değerli izleyenler. Yaklaşık yarım saat önce başladı yayınımız. Devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen dakikalarda da sanatçı abilerimizden güzel eserler dinlemeye devam edeceğiz. Tabii bu arada tekrar ifade edelim. Değerli izleyenler, bir dayanışma gecesi ve sizleri de bağış yapmaya davet ediyoruz. İBAN numaralarımız ekranda duruyor. Oradan bağışlarınızı yapabilirsiniz. Az önce de ifade ettik. NVL ile başlayan IBAN numarası Avrupa'ya ait. TR ile başlayan Türkiye'ye ait bağışlarınızı yapabilirsiniz. Canlı yayın telefon hattımız açık. Bizlere ulaşabilirsiniz. Yine WhatsApp'tan değerli izleyenler görüş önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube'dan yayın yapıyoruz. Bir hashtag şu an devam ediyor. @iyilerle beraberiz hashtag üzerinden de değerli izleyenler yayını takip edebilirsiniz. Orada da yine desteklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu hatırlatmaları da yaparak tekrar ben İHA Ebrar Genel Başkanı Doktor Abdurrahman Alpsoy bizlerle birlikte. Kendisine döneceğim ama izleyenlerimiz var telefon hattında. Müsaadenizi alarak tabii izleyenlerimizle devam edelim. Arkadaşlar, Van'dan ulaşıyor izleyenimiz bizlere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Alo, hayırlı akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz yayına. Sağ olun. Ben Van Erciş'ten Fatma Polater. Buyurun, neler paylaşacaksınız? Öncelikle bu hayra vesile olduğunuz için Allah sizden razı olsun. Cümlemize. Hayra vesile olan inşallah hayrı işlemiş gibidir diyoruz. Ben de 400 TL kendi adıma, 1100 TL de esnaf abimiz olan Ebubekir Elibul adına toplamda 1500 TL yardımda bulunmak istiyorum. Peki, Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah cennetiyle mükafatlandırır inşallah. İnşallah. Bir de bunu eklemek istiyorum. Mazlumların haklarını gasp eden zalimleri de Allah Teala kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah. Amin. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Bana ailenize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Çok sağ olun. Evet, Abdurrahman Hocam'la devam edebiliriz sanırım. Telefonlarımız geldikçe biz tekrar bağlanacağız ama... Yani böyle bilirsiniz, biz, sıkıntı değil. Şöyle öyle, devam edelim, böyle, biraz İHA Ebrar'ı tanıyalım. Hı-hı. Özellikle geçen sene içerisinde yapılan yardımları biraz dinlemek isteriz sizden. Çünkü bir pandemi dönemi geçirdik ve gerçekten o yardımları ulaştırma noktasında ciddi belki sıkıntılar vardı. Onları da dinlemek isteriz. Neler yaptınız geçen sene? Şöyle. Buyurun. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Yaklaşık 13 yıldır kurulmuş olan İHA Ebrar
istikrarlı büyümesiyle biz önemli, en önemli gördüğümüz nokta da bu. Düzenli, istikrarlı bir şekilde büyüyerek her tarafa ulaşmaya çalışan, ağını genişleten ve güvenli bir şekilde yardımları ulaştıran bir yardım kuruluşu olmak istiyoruz. Sadece böyle dengesiz bir şekilde büyümektense neyi nerede yaptığını bilen bilmeyen bir kuruluştan çok bütün yaptıklarımızı şeffaf bir şekilde, kontrollü bir şekilde ve dünyanın en mağdur ülkelerine ulaştırmaya çalışan bir kuruluşuz. Bu 13 yıllık süre içerisinde ben şunu söyleyeyim. Biz de yaklaşık bir 18 yıl önce belki Avrupa'ya gitmiştik. İlk bu derneği kurduğumuzda noter masrafı 500-600 euroluk noter masrafımız yoktu. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlarımla aramızda topladık ve böyle bir yardım kuruluşunu kurduk. Şunu gururla söyleyebilirim ki bugün özellikle geçen senenin rakamlarını söyleyebilirim. Ulaştığımız rakam 1.1 milyon euroyu aşmış bulunmaktayız. Evet. Ve şundan dolayı bizim için çok anlamlı. Başka ülkelerde bulunan yardım kuruluşlarını düşündüğümüzde onların daha büyük rakamları olabilir ama özellikle biz Hollanda'da, tabii ki Belçika'da da arkadaşlarımız yeni bağımsız bir şekilde daha aktif, daha motiveli bir ve daha etkin bir yardım faaliyetleri yürütebilmek için orada da ayrı bir İHEBRAR Belçika'yı da kurdular. Hem hesapları daha kolay, hayırseverler daha kolay ulaşabiliyor. İngiltere'de de aynı şekilde İHEBRAR İngiltere kuruldu. Bunlar işimizi kolaylaştırıyor. Hayır severlerin ulaşmasını daha çok sağlıyor. Ayrıca da güvenilirlik açısından da çok önemli. Ülkeler arası her ne kadar yardım yapılsa dahi o bulundukları ülkede birçok avantajları var. O ülkeler o avantajları sağlıyor. Bundan dolayı bu yani o sıfırdan gelip eksiden gelip 1.1 milyon euroluk bir rakama ulaşmış olmamız çok büyük gurur verici ve bu da geçen sene içerisinde bir önceki seneye göre %25 artış demek anlamına geliyor. Ondan önceki senede %41 artışımız vardı. Peki. Pandemi olmasına rağmen çok ciddi rakamlara ulaştık. Bu hayırseverlerin inşallah. İsterseniz ben Diyarbakır'dan Sabahat Hanım telefon attığımızda hayırlı geceler diliyoruz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Hayırlı geceler. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun neler paylaşacaksınız bizlerle? Öncelikle böyle bir programı sunduğunuz için Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin. Cümlemizden razı olsun. Buyurun. Ben de bir miktar para yardımında bulunacaktım. Peki. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah. Allah cennetiyle Allah inşallah mükafatlandırır. Çok teşekkür ediyoruz katkı verdiğiniz için. Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyoruz sizlere de. Sağ olun, teşekkürler. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz var yine telefon hattımızda. Hayırlı geceler diliyoruz, hoş geldiniz. Hayırlı geceler, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın, iyi misiniz abi? Hamdolsun, iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Evet. Allah razı olsun. Buyurun neler paylaşacaksınız? Öncelikle yaptığınız olduğu program Allah için Allah kabul etsin abim. Amin. Amin. Bizim pişirdiğimiz bu çorbada bizim de bir çözümümüz olmalı. İnşallah. Buyurun dinliyoruz sizi. Evet. Sağlıklı bir bağlantı kuramıyoruz sanırım. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Allah kabul etsin inşallah. İletişime geçecektir arkadaşlarımız sizlerle. Allah'a emanet ediyoruz sizleri. Selametle kalın. Bu arada İHEBRAR Türkiye Koordinatörü Sabahattin Ugar abimiz de bizlerle birlikte. WhatsApp'a gelen mesajları size emanet ettik. Belki ara ara oradan bizlerle bazı paylaşımlar yaparsınız. Bu arada Türkiye'deki faaliyetlerinizi de kısa bir şekilde ben dinlemek isterim. Neler söyleyeceksiniz, neler paylaşacaksınız? Avrupa'daki hayırseverlerle Türkiye'deki ihtiyaç sahibi yetim fakirleri buluşturuyoruz, bir araya getiriyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Özellikle bu pandemi döneminde her şeyin tavan yaptığı, gıda fiyatları, elektrik fiyatları çok yüksek olduğu bir dönemde hayırseverlerinin göndermiş olduğu bu yardımlar çok faydası oluyor. Bir nebze de olsun buradaki ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gideriyor. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki yetimler adına, afiyet ve ihtiyaç sahipleri adına. Türkiye'de bizim sürekli her ay düzenli olarak yaptığımız nakdi yardımlarımız var.
öğrenci kardeşlerimizdeki okuyan üniversite, ilkokul, ortaokul, liselerde okuyan kardeşlerimize vermiş olduğumuz öğrenci burslarımız var. Biz bunları her ay düzenli bir şekilde kendilerine gönderiyoruz. Hem onların okumasına, okuldaki harçlıklarına vesile oluyor. Aynı zamanda kırtasiye sezonunda da okullar açılınca da yine bunlara bir kırtasiye yardımı yapıyoruz. Yine her ay düzenli bir şekilde kardeş aile projemiz var. Bunlara da düzenli bir şekilde nakit yardımı yapıyoruz. Bir de ayrıca sadece yetimlere özel bir bursumuz var. Bunlar da her ay düzenli bir şekilde kendilerine gönderiyoruz beni. Evet, Avrupa'dan gelen bağışlarla tabii burada tabii çalışmalar tabii yürütüyorsunuz. Peki. Evet, bu arada değerli izleyenler tekrar hatırlatmalarımızı yapalım. Sizler ekranları başında duran telefon hatlarından özellikle Avrupa'dan bizleri izleyenler, Avrupa'daki hayırseverler o numaraları arayabilirsiniz. Hollanda'da Zülküf Bildirici Yuha Ebrar Başkan Yardımcısı sizleri telefon hattında bekliyor olacak. Ve Belçika'da da Yuha Ebrar Yönetim Kurulu üyeleri sizleri telefon hattında bekliyor olacak. Bağışlarınızı o numaralardan yapabilirsiniz. Aynı zamanda az önce de ifade ettik, IBAN numaraları da duruyor. Oraya da bağışlarınızı yapabilirsiniz diye ifade edelim bir kez daha. Şöyle bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra evet, telefon hattımızda izleyenlerimiz var. Diyarbakır'dan Hamza bizlerle birlikte. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Hamdolsun bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Neler paylaşacaksın? Seni dinleyelim. Öncelikle Allah sizin yaptığınız programı, bu yaptığınız sebebi sebebiyle yaptım şu çalışan arkadaşlarımızı. Çok teşekkürler. Cümlemizden Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Razı olsun. Başka neler söyleyeceksin? Ben kumbaramda biriktirdiğim harçlıkların bir miktar parayı bağışlamak istiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir bağış. Siz küçük kardeşlerimizin biriktirdikleri harçlıkları paylaşmaları çok güzel. Bizleri de duygulandırıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sana, ailene selam sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Katıldığın için de sana teşekkür ediyoruz. Hamza Olgun kardeşimiz kumbarasındaki parayı bağışladı. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, iyilerle beraberiz. Hashtag'inden yine desteklerinizi bildirebilirsiniz, hatırlatmış olalım. Bu arada 9 Radyo ile ortak yayınımız var. Aynı zamanda Rehber TV YouTube kanalından da bizleri takip edebiliyorsunuz. Bunu da ifade edelim. Belçika'daki abilerimizin bizlerle paylaşacağı mesajlar var. Kendilerini dinlemek isteriz. Buyurun. Allah razı olsun. Bizlere de söz hakkı tanıdınız. Ben şu an telefon numarası üzerinden bekliyorum. Sağ olsun bazı hayırseverler bu konuda bizlere yardımlarını ulaştırmış durumda. Hatta ben birkaç tanenin ismini de saymak istiyorum. Bu akşam üzeri bize ulaştılar. Özellikle Bakarey Hel, Durne Süpermarket, Europark, Bella Mobilya, Bima Süpermarket, Bizim Market, Harput Brico, Yılmaz Sigorta ve İsmini sayacağım Zeytun Aktaş adlı bir hayırseverimiz bize 250 ve 500 euro'luk toplamda 5500 liralık bir yardımda bulunmuşlar. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Kolaylıklar diliyoruz. Söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz başka mesajlar varsa dinleyebiliriz size. Öncelikle biz İHO Ebrar Belçika olarak buradaki gönüllü ve üye kardeşlerimizle beraber güzel bir şekilde güzel hizmetlere inşallah bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Hayırseverlerle arasında köprü oluşturma konusunda gecemizi gündümüzü inşallah saf edeceğiz. Vaktimizin tamamını hemen hemen ayırma peşindeyiz. Ve bu şekilde hayırseverlere ulaşmak konusunda gerçekten kardeşlerimiz özverili bir çalışma yapmakta. Hepimiz işimizi bırakıp hayırseverlere koşuyoruz.
yardımlara koşuyoruz. Zaten İHO Ebrar Belçika olarak da kuruluş amacımız da zaten buydu. Evet, emin olun daha önceleri yardım geceleri ve kermez ve benzeri yardımları yapma konusunda, bu programları yapma konusunda daha önce İHO Ebrar Hollanda'nın temsilciliği olarak duruyorduk. Ama şimdi Allah izni verirse kermesleriyle, yardım geceleriyle bizler de yapma konusunda resmi şeylerden hiçbir sorun yaşamadan inşallah yapmaya çalışacağız. Peki, kolaylık. İnşallah bu konuda daha güzel günler bizi bekliyor inşallah. İnşallah. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten... Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Vermek istediğiniz mesajlar olursa yine bize uyarın lütfen. Zülküf abi, sizde var mı bir şey aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa? Az önce de bağlamak istedik. Zira bizim burada yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir tempo var. Sağ olsun hayırseverler değerli katkılarda bulunuyorlar. Zira az önce bahsettik, bu akşam onların akşamı. Biz fazla konuşmaktan ziyade bağışçılarımızın birkaç tanesinin ismini almak istiyorum. Peki. Yunus Yıldırım Bey 750 euro. Asya Minimarık 500 euro. Burak Şimşek 300 euro, Muharrem Murat 200 euro, Serdar Çelik 150 euro, Orhan Aydoğdu 300 euro, Adil Pekcan 100 euro ve buna benzer değişik hayırseverlerin katkıları 10.000 euroya yakın şu anda bağış birikti. Allah kendilerinden razı, kendilerinden razı olsun. Biz Allah. Bu akşam yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte burada telefon başındayız. İdlib'de soğukta donup ölen çocukların imdadına sessiz kalmayacaklar inşallah hayırseverler. Onların bağışlarını bekliyoruz. Allah razı olsun şimdilikten. Peki, kolaylıklar diliyoruz tekrar sizlere. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Şimdi telefon hattımızdaki izleyenlerimizle devam edelim. İzmir'den küçük bir kardeşimiz var telefon hattımızda. Musab Akkılıç, hoş geldin Musab. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Peki, sevindirdin bizi öyle, sesini duyunca çok sevindik. Neler paylaşacaksın Musab? Kumbaran'daki paralarımı Müslüman kardeşlerimize göndereceğim. Peki, çok teşekkürler. Allah kabul etsin inşallah. Gözlerinden öpüyoruz seni. Ailene, sana selam sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz var. Diyarbakır'la devam edelim. Remziye Oruç, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Allah hepinizi kabul etsin inşallah Rabbim. Amin, cümlemizi inşallah. Allah ütalası muhafaza etsin, hepinizi muhafaza etsin inşallah. Bütün Müslümanlar için de inşallah. Cümlemizi. Allah defalarca hepinizi kabul etsin inşallah. İyisiniz. Amin. Ben Remziye Oruç, kendi adıma 500 liraya gönderiyorum, vakfınıza gönderiyorum. Allah kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin. Allah çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Öncelikle hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Yardım etsin inşallah. Amin. Selametle kalın inşallah. Olsun, yardım etsin inşallah. Hadi iyi akşamlar. Allah kolaylık versin. Selametle. Hadi selametle. Güzelce selam sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı iyi akşamlar diliyoruz. Selametle kalın inşallah. Sanatçı abilerimiz bizlerle birlikte. Evet, onlara inşallah biraz söz hakkı verelim. Nezir Güler, Ender Tekin ve Ferdi Kalkan abilerimiz bizlerle birlikte. Ferdi abiyi dinlemek isteriz. Abi tekrar hoş geldiniz diyelim ve sözü size bırakalım. Buyurun. Esere geçmeden önce bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi aslında programın girişini küçük kardeşlerimiz yaptı. Kumbarasındaki bağışlarını o minik yürekleriyle paylaştılar. Şimdi okuyacağım eser... Şairimiz İslam coğrafyasını göz önüne alarak kimim ben sorusuna bir cevap olarak yazılan bir şiir. Benim şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi benim eşim de Yetimler Vakfı'nın ve İHO Ebrar'ın bu hizmetlerini gerçekten çok takdir ediyor ve kendisi de bu tür çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda kendisi ilahiyat mezunu ve sınava hazırlanıyor. Şahsen atanırsam yani kesinlikle yetimlerle ilgili bir çalışmam olacak diye sürekli söylüyor. Şimdi ben genelde eser armağan edilir ama ben bugün eşime bir yetim armağan etmek istiyorum. Bir yıllık ücretini inşallah
ödemek şartıyla. Peki. Bir yetim, belki farklı bir şey oldu ama peki. Allah inşallah kabul etsin. Belki bir farklı bir örnek olur. Peki. Allah kabul etsin inşallah. Geçelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada eseri dinledikten sonra değerli izleyenler inşallah bir VTR'miz olacak Arakan'la ilgili. O VTR'den sonra tekrar huzurlarınızda olacağız.
insanlık vicdanı, ölmüşem taşlaşmışam, kıyılara vurmuşam, enkazlarda kalmışam, kıyılara vurmuşam, enkazlarda kalmışam, bombalarla vurulmuş ateşlerde yanmışam. Ebeler mi vurulmuş, insanlık katledilmiş, kıyametler mi kopmuş, yine hissetmemişem. Ebeler mi vurulmuş, insanlık katledilmiş, kıyametler mi kopmuş, yine hissetmemişem. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz. Bu arada Ferdi Kalkan abimize çok teşekkür edelim. Arakan'la ilgili bir VTR'miz olacak. Orada yapılan faaliyetlerle ilgili değil mi değerli başkanım? Onu ve durumu, ifade eden. Durumu ifade eden bir VTR. O kadar çok coğrafya var, evet, ki aslında gerçekten ve hepsine de bir şekilde yapılan bağışlar yetiştirilmeye, ulaştırılmaya çalışılıyor. Arakan'a hazırsa arkadaşlar biz bakalım. Evet, videomuz geliyor ekrana, ardından buradayız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve zerinize olsun. Yuhu Ebrar'ın her il geleneksel olarak düzenlendiği yetim ve dayanışma programında bizleri izleyen değerli hayırseverlerimize kalbinden içten selamlıyoruz. Yuhu Ebrar mağduriyetlerin yaşandığı birçok ülkede yetimin ve muhtaçın yanında olduğu gibi Arkanlı Müslüman Lari Dayal'ınız bırakmadı bu şadir Ladayak laşık bir milyon Müslüman yaşam zor muzdelesi bir metri. Yuhu Ebrar olarak bölge de gerek gide ya dinleri mizle gerek kose sadaka zekat ya dinleri mizle hep mazlumların yanında oldu. Aynı zamanda su kuyusu salismaları mizle ve yetim hanelerinde maddi yardımı yani sıra kıyafet yadı mindada bulunduk. Vekaleten verilen kurbanları kesildiğinden sonra etlerini muhtaçlarla paylaştık. Ramazan ve kurban aylarında binlerce yetim ve muhtaçların yanında olduk. İnşallah bu Ramazan'da da faaliyetlerimiz devam edecek. Sel, tayfun, deprem, yangın gibi doğal afetleri yaşandığı dönemlerde de acil yardım çalışmalarımızla bölgede devam ediyoruz. Hay, seferlerimize selam ve şok duaları var. Biz de her seferlerimizin selamlarını onlara ilettik. Değerli her seferlerimiz bugünlerde birçok yetim ve muhtaç öğrencilerin listesini elimize geldi. Bunlara düzenli bir burs ayarlamamız gerekir. Ayrıca bu kış aylarında battaniye ve yetimlere kişilik kıyafeti gerekiyor. Bir de bolca gıda kulesinin ihtiyaç olduğunu söylendi. Faaliyetlerimizi devam edebilmek için ses değerli her seferlerimizin destek ve katkilerinizi bekliyoruz. Öncelikle her seferlerimize ve Yuhu Ebrar'a katkileriniz ve destekleriniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Allah bereketli kılsın inşallah. Çalıkla kalmanızı diliyor. Saygılarımızı, bir hürmetlerimizi buradan iletiyoruz.
Selamun aleyküm. Adım İbrahim. Adım Kemal'im diyor. Tamam, ben çok olmadı. Arap ayırı bir şükür edeyim. Bir şükür edeyim. Assalamu alaikum muharibaran onu diyemalle diyemalle nara hariye onda hilaklak şükür yapar mısın nasırım İHO İBRAR'ın yetim ve muhtaçlarla dayanışma gecesi devam ediyor değerli izleyenler. Tabii ki siz değerli izleyenlerimizin, hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyoruz. Stüdyomuzda İHO İBRAR Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Alpsoy, İHO İBRAR Türkiye Koordinatörü Sabahattin Ugar, değerli sanatçılarımız Bilal Güler, Ender Tekin, Ferdi Kalkan ve telefonlarınız için telefon hatlarının diğer ucunda değerli abilerimiz var. Belçika'da, Hollanda'da telefonların diğer ucunda bağışlarınızı bekleyen abilerimiz var. Dolu dolu sizlerin de katılımıyla bir program geçiriyoruz. Bu arada değerli izleyenler, canlı yayın telefon hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Yine ekranda duran telefonlardan ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp hattımız açık, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yine bir hashtag çalışmamız var. Oradan da yine duygu düşüncelerinizi, desteklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hatırlatalım, @iyilerle beraberiz hashtag'inden değerli izleyenler sizler mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu hatırlatmaları yaptık. WhatsApp'a gelen mesajlar var. Uzundur bekletiyoruz onları. Buyurun sizden dinleyelim. Sabahattin abi, buyurun. Genelde genç kardeşlerimizden gelen mesajlar, çoğunluk bağışlar var. Allah-u Teala kendilerine razı olsun inşallah. Amin, amin. Kaç ismi okuyayım birkaç inşallah. İsmi sayalım. İbrahim Yüce kardeşimiz 100 TL göndermiş. Çok selamları, duaları var. Salayca ailesinin Kahramanmaraş'tan selamları var. Muhammed Hüseyin Akyüz kardeşimiz kumbarasını bağışlamış. Allah kabul etsin. Aziz Yusuf Oruçoğlu, Azize Meryem Oruçoğlu, Bayburt'tan bunlar da kumbaralarını bağışlamışlar. Rukiye Gezer kardeşimiz kumbarasını bağışlamış. Ramazan Yıldırım kardeşimiz 500 TL bağışlamış. Daha Şimşek kardeşimiz 250 TL bağışlamış. Bir de isimsiz gelen kardeşlerimizin bağışları var. Allah-u Teala kendilerine razı olsun inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize. Hayırseverlere. Muş'tan küçük bir kardeşimiz var telefon hattımızda. Onu yayına alalım. Hoş geldin. Evet. Hatice, sesimizi alıyor musun? Evet, alıyorum. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Neler paylaşacaksın, neler söyleyeceksin? Öncelikle böyle bir hayıra vesile olduğunuzdan dolayı Allah sizden razı olsun. Ben kardeşlerimle birlikte biriktirdiğim kumbarayı kardeşlerimize bağışlamak istiyorum. Peki, Allah kabul etsin. Çok sevindirdin bizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Sana, kardeşlerine selam sevgilerimizi iletiyoruz. Gözlerinizden öpüyoruz. Allah'a küçük emanet kardeşlerimize olun. Kardeşlerimize de örneklikleri için de teşekkür ederiz. Peki. Büyüklere örnek olmalarını diliyoruz inşallah. Peki, çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Belçika'ya uzanalım. Belçika'daki abilerimiz bazı mesajları paylaşmak istiyorlar bizlerle. Buyurun, sizleri dinliyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Bu son gelen, son dakika itibariyle gelen yardımlardan bazılarını size iletmek istiyorum. Biz de burada ayrıca gelen telefonları bu şekilde notunu alıyoruz. Özellikle İHO İBRAR Belçika Gönüllüleri adına 255 euro yatıran kardeşlerimiz var. Allah kendilerinden razı olsun. Eyüp Güleç, Hüseyin Temizkan, Korkmaz ailesi, Ertürk ailesi, Halime Yıldırım, İsmail Bal ve Sultan Bal. Bunlar da 300 euro ve 50 euro olarak yatırmışlar. Ondan sonra Hüseyin Ekinci, Kübra Çelik, Edip Çelik. Bunlar da kendilerine göre bir miktar yardımda bulunmuşlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ayrıca Elçioğlu ailesi, Güneş ailesi, Aynur İnce, Umutcan İnce, bunlar da 100 ve 50 euro olarak yardımda bulunmuşlar. Bu son dakika itibariyle de Erol ve Gülsoy ailesi var, 40 euro yatırmış. Burhan Güneş ve ailesi de 60 euro banka hesabıyla yollamışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz tekrar. Allah razı olsun. Belçika'dan Batman'a biz uzanalım. Batman'dan bir izleyenimiz var telefon attığımızda. Şeyh Mustemir bizlerle birlikte. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz yayına. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Rahmetullah.
bir yetime bir yıllık kefil olacağız. İnşallah. İnşallah. Allah kabul etsin. Allah-u Teala cennetiyle mükafatlandırır inşallah. Çok sağ olun. Ama ülke dışı olsun. Yurt dışından. Evet. Peki, tamam. İnşallah arkadaşlarımız irtibata geçerler. Detayları inşallah not alırlar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala kabul etsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Bingöl'den bir izleyenimiz var. Nurettin Bey bizlerle birlikte. Muhittin Bey, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz tekrar. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Neler paylaşacaksınız? Buyurun, dinleyelim sizleri. Size bu yetimler vaktinde inşallah 250 Türk lirası bağışta bulunmak istiyoruz. Peki, Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için de. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Amin. Amin inşallah cümlemize. Aleykümselam, hayırlı akşamlar, selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Allah'a emanet olun inşallah. Değerli izleyenler, bizler tabii mesajlarınızı bekliyoruz, katılımlarınızı bekliyoruz. Bu arada ben tekrar Abdurrahman Hocam'a söz hakkı vermek istiyorum. Özellikle faaliyetlerden söz ediyorduk, 2021 yılındaki faaliyetlerden. Zorlu bir süreçti ama buna rağmen tabii çalışmalar bereketli olarak ifade ettiniz sizler de. Neler söyleyeceksiniz? Devam ediyor. Şöyle söyleyeyim, 2021 bir önceki yıllara göre çok daha verimli geçti. İnsanların imkanları, gelir durumu, işsizlik durumu artmasına rağmen hayırseverlerin bağışları da bu oranda arttı. Bahsedeceğim önemli olan birkaç faaliyetimiz var. Özellikle daha önceki yıllarda gerçekleştirmediğimiz, ilk defa olan da bir şartlara bağlı oluşmuş. Geçen sene özellikle İsrail'in Filistin'e saldırısı sonrası birçok ev, iş yerleri, bütün Gazze'nin altyapısı tahrip edildiği gibi maalesef hastaneler, ambulanslar da hedef alındı. Ve bu şekilde bir ambulans ihtiyacı da doğdu. Böyle bu tür projeler aslında çok maliyetli projeler olmasına rağmen biz çok şükür başlattığımız kampanyayla büyük bir ambulans temin ettik. İçi donanımlı bir şekilde ve Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne bunu ilettik, aktardık. Bu şekilde en azından hasta olan, bu yaralanan insanlarımız daha hızlı bir şekilde hastaneye ulaşma imkanı bulmuş oluyor. Bundan dolayı çok gururluyuz. İlk defa gerçekleştirdik. İkinci bir proje yine Filistin'le ilgiliydi. Geçen sene tam 1241 tane zeytin ağacı projesini, yine oradaki daha önce zeytin ağaçları, bahçeleri sökülmüş olan, imkanları olmayan çiftçilere oralarda zeytin ağaçları dikerek en azından birkaç yıl içerisinde onlara gelir sağlayacak hale getirdik. Ve bu bağışları yapan hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Amin. Onların adına orada bahçeleri oldu. İnşallah cennette de bu şekilde bahçeleri olur. İnşallah. Zeytin bahçesi yerine cennette İnşallah. Güzel bahçeler olur. Konuşmaya devam ediyorum inşallah. Batman'dan Mehmet Mehdi bizlerle birlikte. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz Mehmet Mehdi Ezer Beyefendi. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, Rabbim gecenizi bereketli etsin inşallah. Cümlemizin, Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Neler paylaşacaksınız bizlerle? Hocam, kaç gündür biz böyle ailecek, annem, eşim, kardeşlerim bir sebep bulsak da bir yardım, bu yardımlarımızı gönderebilsek diye düşünüyorduk. Hatta eşim bir çeyreği vardı, bozdu. Dedi ki inşallah göndereceğiz. Birileri vesile olsa da göndersek. Annem emekli maaşını çekti, dokunmadı. Dedi ki inşallah İdlib'e göndereceğiz. Orta Müslümanlar soğuktan donuyor. Biz kardeşler olarak 25 bin TL Allah'ın izniyle pazartesi günü İHA'ların hesabına yatıracağız. Allah-u Teala gecenizi de bereketli kılsın. Allah razı olsun. Allah-u Teala Müslümanların yardımcısı olsun inşallah. Allah kabul etsin. Gerçekten çok değerli bir bağış. Çok çok teşekkür ediyoruz okay, bizden de sizlere. Allah 25 bin katını versin. Ben de buradan bu dileğimi ileteyim İHA İBRAR Başkanı olarak.
Allah, ben inanıyorum ki o kadar, zaten öbür tarafta o kadar katını alırsınız. Bu dünyada da inşallah Allah 25 bin katını versin inşallah. Amin. Çok teşekkürler. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Allah'a emanet olun. Değerli bir bağıştı gerçekten. Ve Türkiye çok şartları için bu kadar, evet, kadar ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde insanların ana kendi geçim kaynağından kısarak bunu yapmaları çok anlamlı. Tabii ki Avrupa'daki bağışçıların da bağışları çok daha değerli, yani değerli aynı şekilde. Ama Türkiye'de ekonomik durumun zor durumda, yani bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bağışçıların hala bu kadar gönüllü bir şekilde bu işe eğilmeleri çok anlamlı. Kesinlikle. Yani. Peki tekrar çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Mutlu oluyoruz. Her yapılan bağış karşısında gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü bir mazlumun belki sıcak bir çadırı olacak ya da bir battaniyesi ya da bir sıcak bir yemeği pişecek. Bir çocuk, evet. Onun için çok seviniyoruz değerli izleyenler. Elazığ'dan Müslüm Ece bizlerle birlikte. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamlar. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Buyurun. Allah hayır kabul etsin. Rabbim razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Neler paylaşacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Ben de bir miktar, bir 500 lira bir yardımda bulunmak istiyorum. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Cümlemizin Allah hayırlı kabul etsin. Amin. Amin inşallah. Çok çok teşekkürler katkınız için. Rabbim cennetiyle mükafatlandırır inşallah. Allah'a emanet olun. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere de. Çok teşekkürler. Evet. Sanatçı abilerimiz sürekli, evet, ifade ediyoruz. Bizlerle birlikteler bu gece. Bekleteceğim. Çok değerli, önemli bir katkı veriyorlar bizlere onlar da. Nezir Güler, Ender Tekin abimiz, Ferdi Kalkan abimiz. Tekrar çok teşekkürler sizlere de. Sessizce duruyorsunuz ama gerçekten sizlerin de katkısı çok büyük bu gecede, dayanışma gecesinde. Nezir abi, sözü size bırakıyoruz galiba. Evet. Buyurun. Ben de Kürtçe bir eserle devam edeyim. Tamam inşallah. Şehit İbrahim Kızmaz Hoca'nın bir eseri İro Esfekir İmhinnek Esketim Bahrabi İbni. Güzel ve anlamlı bir eser. Peki. Özellikle düşkünler üzerine, fakirler üzerine ve bu dünyanın bir de zenginlerin nasıl fakirleri ezdiği üzerine bir eser. İnşallah o eserle devam edelim. Peki. Sözü size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kod kene, medeni te ne kod kene.
Nezir abi çok teşekkürler. Allah razı olsun inşallah. Değerli izleyenler, Yuh Evrar'ın yetim ve muhtaçlarla dayanışma gecesi devam ediyor. Değerli izleyenler. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz gelen mesajlara odaklanalım biraz. Özellikle Hollanda ve Belçika'dakileri merak ediyoruz. Yine WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var değerli izleyenler. Onları da paylaşmaya gayret edelim. Öncelikle Hollanda'ya bağlanalım. Zülküf Bildirici abimiz bizlerle birlikte. İho Ebrar Başkan Yardımcısı. Neler paylaşacaksınız? Hangi mesajlar geldi? Dediğiniz gibi yönetim kurumundaki arkadaşlar çok güzel bir şekilde çalışıyorlar, güzel raporlar getiriyor ama hepsinden bahsetmemiz imkansız. Çok yardımlar ulaşıyor bize şu anda. Özellikle bazılarını bahsetmek istiyorum. Hacı Sari Arslan ve ailesinden 2000 euro. Multipart Ekrem Apaydın Bey'den 1000 euro. Asya Minimarık 600 euro. Allah kabul Aytan etsin. Erdoğan, Hasan Yılmaz 150 euro. Koyuncu ailesinden 120 euro. Az önce bahsetmiştik. Gerçekten çok yardımlar var. Bunları bahsetsek bütün programda yetmez bize. Biz sadece belli başlarına bahsedeceğiz. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Burada telefon başında hayırlarını bekliyoruz. Birazdan tekrar bağlanırsanız memnun oluruz. Çünkü çok yoğun bir akış var buraya inşallah. Rabbim hayırlarını kabul etsin hayırseverler. Peki. Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Belçika'dan var mı mesajlar? Belçika'ya da uzanalım. Buyurun hocam. Evet var hocam. Bizim listede gittikçe kabarıklaştı. Tabii hepsini beraber zikretmek biraz vaktimizi alabilir. Ama böyle kısaca bazı isimleri zikretmek istiyorum. Tabii buyurun. Eda Güneş, Binyamin Ortaç, Çağdaş Bakaray, Emine Güleç, Ortaç Muhammed, Abdullah Avcı, Keleşoğlu ailesi, Cevahir ailesi, Celayir ailesi, Furkan Riyad, Yahya Ortaç, Şehmus Aras, Rabia Yıldız, Murat Hayrettin, Kaya ve Kul ailesi, Yunus Özdemir, Hüseyin Alagözlü ve Dudu Çakmak, Dürdane Yılmaz, Hacı Hasan Arslan, Güney Bal, Rafize Aktepe, Selim Gürbüz, Aras Şahin, Çide Macar, Taner Akçakaya, Rehbi Karakuş. Peki. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır ve nazır bekliyoruz. Bakalım inşallah uzayacak bu liste. İnşallah.
Biz hatırlatmamızı yapalım tekrar. Ekranlarımız başında duran telefon hatları değerli izleyenler. Oradan ulaşıp bağışlarınızı yapabilirsiniz. İBAN numaralarımız da duruyor. WhatsApp ve canlı yayın telefon hattımız da açık. Diyarbakır'la devam edelim. Diyarbakır'dan küçük bir kardeşimiz var. Öncelikle telefona alalım. Fevde, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Neler söyleyeceksin bize, neler paylaşacaksın, seni dinleyelim. Ben yetim kardeşlerimiz için ilk önce 150 TL bağış yaptım. Tamam. Annem de 250 TL bağış yaptık. Toplamda 500 TL bağış yapmış olduk yetim kardeşlerimiz için. Peki, çok teşekkürler. Allah kabul etsin inşallah. Gözlerinden öpüyoruz senin. Büyükleri de bu enerjinle cesaretlendirmiş oldun. Selam sevgilerimizi sana, ailene gönderiyoruz Fevde. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yine Diyarbakır'dan Şaban El Bahadır bizlerle birlikte. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Bizim de hayırda yarışalım sloganıyla katıldık programımıza. Allah razı olsun. Bulanlardan razı olsun. Amin. Cümlemizden Allah kabul etsin. Biz de bir cumhuriyet halkını bağışlamak istiyoruz. Peki. Allah kabul etsin bir inşallah. Bir de vaktiniz varsa Bilal abiden de Babi'nin Udurum'unu parçasını istiyoruz. Peki inşallah. Bakalım inşallah. Yayın içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Allah kabul etsin. Cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Amin. Allah'a emanet ediyoruz sizlere. Selamette kalın. Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkürler izleyenimize de. Bu arada bu yayına ciddi anlamda sponsor olarak destek veren abilerimiz var. Belki onlardan bahsetmek istersiniz. Çünkü çok değerli onların katkıları evet, da. Evet. Kısa bir şekilde bahsedelim sonra. Aynen, fazla da bağışçılarımızı engellemeyelim. Peki. Yani kesinlikle bu programın baştan itibaren bu şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunan kesinlikle esnaf ve iş adamları kardeşlerimiz. Onların katkılarıyla biz daha buraya gelmeden, yani şu anda tek tek topladığımız bütün yardımların önemi, değeri çok büyük. Ama o esnaf kardeşlerimiz buraya gelmeden şu ana kadar verdikleri sponsorluk katkılarıyla 25 bin euroya kadar bağış yapmışlar, sponsor olmuşlardı. Sponsor olmazlarsa bu programı biz gerçekleştiremeyecektik. Diğer bağışçılarımız bu şekilde bizi arayıp bu katkıda bulunamayacaklardı. Dolayısıyla 50'den fazla Hollanda ve Belçika'dan sponsor olup da bizim bu programı hazırlamamıza katkıda bulunan tüm esnaf ve iş adamları kardeşlerimize de buradan çok teşekkür Peki. ediyorum. Katkıları büyük inşallah. Az sonra o videoyu da ekrana getireceğiz. Bu arada telefon hattımızı arayıp bağış yapan, ismini vermek istemeyen izleyenlerimiz de var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Gaziantep'ten bir izleyenimiz var. Kendisini de yayına alalım. Hoş geldiniz. Mehmet Şimşek, sesimizi alabiliyor musunuz? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Sesinizi şimdi aldım Mustafa Bey. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Allah razı Gaziantep'ten, olsun. Gaziantep'ten öz rehber sürücü kursu ve rehber sürücü kursu adına biner TL bağışlamak istiyoruz. Peki, Allah kabul etsin. Bu arada bu programı yaptığınız için size teşekkür ediyoruz. Bizi yetimlerle ve muhtaçlarla buluşturduğunuz için. Allah razı olsun. Yani bu kervanın devam etmesini istiyoruz inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Allah yardımcınız olsun. Sizlerin destekleriyle inşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ayrıyeten de büyük kızım Devizur Şimşek de kendi biriktirdiği parasını bağışlamak istiyor. Peki. Onun da miktarını istiyorsanız söyleyeyim. 300 TL bir bağış yapmak Peki. istiyor. Allah kabul etsin. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah'a emanet olun. Üzerinden öpüyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Çok çok sağ olun. Teşekkürler. Sponsorların olduğu bir videomuz var. Onu izleyelim. Sonra sözü Ender abimize inşallah bırakacağız. Ender abimize dönüş yapalım yayına. Tekrar gelen mesajları da inşallah okumaya devam edeceğiz. İzleyenlerimizi yayına kabul etmeye devam edeceğiz. Değerli izleyenler, videomuzu kısa bir şekilde inşallah ekrana getiriyoruz. Ardından buradayız tekrar. Müzik
Çiçi kovana Evçi bağu evçi rezi Bülbül ne hoş çiçi kovana Evçi bağu evçi rezi Arnu halimiz barana hisri yetim almebesi Barana hisre yetim almamesi Ey gelik o be millete Hodiye ve feru devlete Ey gelik o be İzleyince şu Filistin'i Vuruyorlar göğsümden beni Düşündükçe Afganistan'ı Şehit olan görmecek canı Her yanımız Müslüman kanı Bizim kardeşliğimiz Neden zulme suskun dilimiz Tekrar iman edin diyeceğiz Gelse bugün peygamberimiz Düşündükçe bu zilletimiz
saçlarım yanar ağlar. Saçlarım yanar ağlar. Saçlarım yanar ağlar. Düşündükçe bu zilletimi. Saçlarım yanar ağlar. Saçlarım yanar ağlar. Saçlarım yanar ağlar. Küfre büyür nefreti. Neden paramparça ümmeti? Hani nerede aslı saadet? Tarihime bakar ağlar. Tarihime bakar ağlar. Zamanlar bu şanlı ümmet zaferden zafere koşardı. Dünyaya sundu medeniye. Allah için ölür yaşardı. Hani nerede aslı sade? Tarihime bakar ağlar.
Çok teşekkür ediyoruz Ender Tekin abimize. Allah razı olsun inşallah. Devam ediyoruz değerli izleyenler. İHO Ebrar'ın yetim ve muhtaçlarla dayanışma gecesi devam ediyor. Tabii biz sanatçı abilerimizi dinlerken ya da telefon bağlantılarında bir görüntü geçiyor. Ben çok duygulanıyorum onu görünce. Evet. Tekrar ekrana getirebilirsek iki kız çocuğu var. Titriyor ayakları. Evet, ayaklarında çorap yok zaten. Evet, ayakkabı evet. Yok. Çorabı bir kenara bırakalım. Ayakkabıları yok ve tir tir titriyorlar onlar. Ben yani, çok duygulanıyorum. Bunların milyonlarcası var. Ve bunların evet milyonlarcası var maalesef. İşte onun için değerli bir iş yapıyoruz değil mi? Aynen. Hep birlikte çocuklar buradayız. Sanatçı abilerimizle, hayırseverlerimizle, ekiplerimizle buradayız. Çok değerli bir iş yapıyoruz aslında. Yaptığınız her yardım, her bir kuruş yardım çok değerli değerli izleyenler. O çocukların belki üşümesini engelleyecek bir kalkan olacak inşallah. Onun için küçük, büyük demeden lütfen bugün bu dayanışma gecesine sesinizi iletebilin veya iletemeyin. Birçok bağış yapabileceğiniz platform oluşturduk. Evet. Hem Avrupa için hem Türkiye için. Lütfen küçük büyük demeyelim, yardımlarımızı ulaştıralım. Ekranları başında bizi izleyen değerli izleyenlerimiz, hayırseverlerimiz, IBAN numaraları duruyor orada. IBAN numaralarından canlı yayına katılıp paylaşabilirsiniz. Yine Avrupa'daki abilerimiz sizleri bekliyorlar. Zülküf Bildirici, yine İHO Ebrar'ın Belçika'daki yönetim kurulundaki abilerimiz bizleri orada bekliyorlar. WhatsApp hattımız açık. Tüm çabamızla hayırseverlerle o mağdurları bulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah değerli izleyenler sizleri bu dayanışma gecesine bekliyoruz. Yine izleyenlerimizle devam edelim. WhatsApp'taki mesajları da merak ediyoruz ama bir bağlantı yapalım. Hollanda'dan bir izleyenimiz bizlerle birlikte. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz yayına. Selamünaleyküm. Muhacir Mahmut Can kardeşimiz, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Allah razı olsun, bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz, neler paylaşacaksınız? Hollanda'dan arıyorum ben. Kendim fakirlere 100 euro bağışlamak istiyorum. Evet, inşallah. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim cennetiyle mükafatlandır inşallah. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hayırlı kapılar, katıldığınız. Hayırlı çıkışlar versin amin. İnşallah. Amin. Amin inşallah. Çok çok teşekkürler. Amin. Selametle kalın Allah inşallah. Allah. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Diyarbakır'la devam edelim. Bir izleyenimiz telefon hattımızda. Hüseyin Talha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Hayırlı akşamlar. Teşekkürler Hüseyin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi, siz nasılsınız? Biz iyiyiz, teşekkürler. Neler paylaşacaksın, neler söyleyeceksin Hüseyin? Ben de İHO Ebrar'a bir miktar para bağışlamak istiyorum. Peki, çok teşekkürler. Allah kabul etsin inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz sana. Var mı başka söylemek istediğin bir şey Hüseyin? Yok abi. Peki, Allah'a emanet ol. Gözlerinden öpüyoruz senin. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sana. Selametle kalın inşallah. Telefon bağlantılarımızı almaya devam edeceğiz. Hazırlıyor arkadaşlarımız. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Hızlıca sizlerden alalım. Buyurun. Yol Çatı Sabahattin Çay Ocağı'nda oradaki esnaf kardeşimiz şimdiye kadar 5000 TL toplanmış. Maşallah. Oradaki, maşallah. Allah kabul etsin. Hayırseverlerle beraber kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz. Mehmet Mehdi Ezer 15.000 TL bağışlamış. Peki, Zeki Allah İnan kardeşimiz 2.000 TL bağışlamış. Bir de isimleri okuyup geçeyim böyle. Tabii. Bilal Çevga, Hasan Atasever, Rümeysa İnan, Şüheda İnan, Muhammed Beşir Talha, Sultan Gül, Özcan Güner, Gazi Yusuf Er, Turan Ayvazoğlu, İbrahim Polat, Esila Zehra Çiftsüren, Remzi Karaduman, Yiğit Ali Dönmezer, Muhittin Aksu, Halime Erdem, Sait Esen. Bu kardeşlerimiz değişik miktarlarda bağışlarda bulunmuşlar. Allah-u Teala kendilerine razı olsun inşallah. Amin. Ahiret için güzel bir yazık eylesin inşallah. Peki. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Mesajlar tabii gelmeye devam ediyor. Ara ara paylaşalım. Hüseyin Güney Diyarbakır'dan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
Allah razı olsun. Sabah iyisin inşallah. Hamdolsun. Teşekkür ediyoruz. Cümlemizden razı olsun inşallah. Neler paylaşacaksınız? Buyurun dinleyelim sizi. Yalnız yanlış yazılmış. Ben Özcan Güner. İsim yanlış yazılmış. Peki. Evet, Özcan Güney abimiz, sanatçı abilerimizden. Güner İlay sanatçı. Evet, Güner. Peki. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Allah razı olsun katıldığınız için. Buyurun abi, neler paylaşacaksınız? Dinleyelim sizi. Allah-u Teala mevcutta bulunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Güzel bir çalışma başlatmışlar. Cümlemizden razı olsun inşallah. Teşekkürler. Bir de hali hazırda dostlarla çay evinde oturuyoruz. Eyvallah. Bu kampanyayı görünce kendi aramızda karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık. Allah kabul etsin. Allah razı olsun cümlemizden. Amin inşallah. Allah razı olsun sağ abi. Yaklaşık bir 6000 lira herhalde topladık şu anda. Peki. Allah kabul etsin inşallah. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Oradaki tüm değerli kardeşlere selam sevgilerimi iletiyorum. Peki. Selametle kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlarımız dua bekliyor. İnşallah. Tüm kardeşlerimizden dua ikram ediyorum. Amin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selam ve rahmetullah. Evet, şimdi Belçika ve Hollanda'yı merak ediyoruz. Uzunca bir ara verdik. Bu arada neler oldu? Kimler aradı? Hangi mesajları bıraktılar? Zülküf abiyle devam edelim. Hollanda'ya uzanalım. Neler paylaşacaksınız? Hangi mesajlar var elinizde? Hayırlı akşamlar. Akmaya devam ediyor Allah'a çok şükür. Özellikle bu son bölümde bize ulaşanlar Şemsettin adlı 400 euro. Fehim Özdemir 250 euro, Cuma Sevinç 100, 180 euro, Mevlüt Yılmaz 125 euro, evet. Multipart 1000 euro, Hece Emin Arslan ve Zeytun Arslan 300 euro, Safa Taş 100 euro, Selma Bal 120 euro. Özellikle de bir anekdot, kısa da olsa bir paylaşmak isterim. Az önce siz de değindiniz Mustafa Bey. Buyurun. Yayın başlamadan önce bir hayırsever aradı. Dedi ki oraya gelmek istiyorum. Bu akşam İdlib için bir program düzenliyiz. Ben de buyurun gelin, biz buradayız, bekleriz sizleri. Geldi burada utana sıkıla önce bahsetti. Dedi ben evden çıktım. 5 lira, yani durumum da fazla müsait değil ama gerçekten oradaki o... özellikle az önce gösterdiğimiz, UBT'de gösterdiğimiz üşüyen çocuğu görünce diyor, titredim diyor, bir titreme geldi bana diyor. Evden çıktım diyor, 5 euro ile geldim, param olmadı halde ama buraya geldim diye 60 euroyu bağışlıyorum dedi. Param da kalmadı ama siz de az önce bahsettiniz ya, yardımın küçüğü büyüğü olmaz diye. Biz de kendisine aynısını söyledik. Sizin 5 liranız bizim yanımıza çok değerlidir. Kesinlikle. Hiç utanıp sıkılmanıza gerek yok. 1 lira da olsa, 5 lira da olsa bu duyguyu kalbinde beslemeniz bizim için yeterlidir dedik. Şu anda paylaşacaklarımız bunlar ama yardımlar akıyor. İnşallah birazdan tekrar okuruz hepsini. Peki, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Allah razı olsun. Belçika'ya uzanmadan Afyon'dan bir izleyenimiz var. Onu alalım öyle inşallah, Belçika'dan bilgileri alalım. Ömer Bey bizlerle birlikte, hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Biz de yetim kardeşlerimiz için 3000 TL bağışta bulunmak istiyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Yetimlerin belki babası yok, annesi yoksa kardeşleri vardır. İnşallah. İnşallah İHA Ebrar Önderliği'nde bu hayırlı çalışmaya önderlik ettiğiniz için Allah razı olsun. Amin. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Cümlemizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin tekrar. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar. Muhammed Hamza Baran Diyarbakır'dan telefonda. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Hoş geldin Muhammed Hamza. Nasılsın? İyiyim, çok sağ olun. İlk öncelikle bu programı başlattığınız için Allah size razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Dinliyoruz seni. Neler paylaşacaksın? Ben ve kardeşim okul harçlığımızı yetimler için bağışlamak istiyoruz. Benden 50 TL, kardeşimden 50 TL. Kardeşimin adı Mete'yi bana. İsterseniz kendisine de vereyim. Peki, tamam. O da bir şeyler söylesin çok kısa. Alo.
Nasılsın, iyi misin? Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Sen de neler söyleyeceksin? Ne? Seni de dinleyelim. Ne? Peki. Tamam. İki kardeşe de çok teşekkür edelim bizler. Allah razı olsun. Okul harçlıklarını bizlerle paylaştılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz kendilerine. Belçika'yla devam edelim. İho Ebrar, Belçika Yönetim Kurulu üyeleri. Neler paylaşacaksınız? Hangi mesajlar var elinizde? Buyurun, dinliyoruz sizleri. Allah razı olsun. Bu son dakika itibariyle bize telefonla bağlanıp yardımlarını ulaştıranlardan birkaç tanesinin ismini saymak istiyorum. Aliyar Ekinci adına bir miktar yardımda bulunulmuş. Ayetullah Apaydın ve ailesi adına 200 euroluk bir yardım telefonu açtılar, bize ulaştırdılar. Eyüp Ortaç ve ailesi adına da 150 euroluk bir yardım gelmiş. Resul Güneş 100 euroluk, Abdülkadir Güneş 50 euroluk ve Veysi Aktaş da 50 euroluk. Telefonla bağlanarak bize yardımlarını ulaştırmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun. Özellikle gelmeye devam ediyor. Bilahare sizinle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Yani programı sabaha kadar sürdürebiliriz inşallah. İnşallah. Peki, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Belçika'ya selamlar. Teşekkürler. Allah razı olsun. Allah sizin de hayrınızı kabul etsin inşallah. Devam edelim. Biz ara ara sizi dinlemeye çalışıyoruz hocam. Önemli değil. Tabii bu arada yine telefon hattımızda izleyenlerimiz var. Tabii. Söz hakkı öncelik vermeden öncelik verelim. Mardin'den bir izleyenimiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, iyi yayın. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun, neler paylaşacaksınız? Öncelikle yapmış olduğunuz bu hayırlı program için Allah sizlerinden razı olsun. Amin cümlemizden inşallah. Ben sahibinden arıyorum. Ailem adına bugün bir trafik kazası geçirdim. Geçmiş o yüzden olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. O yüzden İdlib'deki kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım etmek istiyorduk. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Geşmiş olsun tekrar. Allah şifalar versin ederim. İnşallah. Tekrardan Allah sizlerden razı olsun. Amin. Allah programlarının devamını getirsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Selametle kalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bingöl'den Ali kardeşimiz, küçük bir kardeşimiz sanırım bizlerle birlikte. Ali hoş geldin. Hoş buldum, selamünaleyküm. Aleykümselam. Neler söyleyeceksin, neler paylaşacaksın bizlerle? Öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Hizmetlerinizin devamını nasip etsin inşallah. Amin, amin inşallah. Ben lise bir öğrencisiyim, bir aylık öğrenci bursumu başlamak istiyorum. Bunun yanında bir de annemin biriktirdiği 500 TL'si var. Bunları bağışlayacağız inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sana başarılar diliyoruz okulunda. Allah zihin açıklığı versin. Annemize de çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Allah'a emanet olun. Bu arada izleyenlerimizin bazı cümlelerini kaçırabiliyorum. Çünkü bir sonraki izleyenimize not etmek durumunda kalıyorum. Yanlış anlamasın izleyenlerimiz, haklarını da helal etsinler. Şöyle devam edelim hocam, size söz verelim. Çünkü biz ne kadar ekrana getirsek, anlatmaya çalışsak da sahada olmadığımız için ya da birebir görmediğimiz için bazı sahneleri dile getiremiyoruz, anlatamıyoruz. Belki siz birebir görüyorsunuz. Az önceki o görüntülerde de binlercesi, yüz binlercesi var dediniz böyle. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Nasıl etkiliyor bu durum sizi? Neler paylaşacaksınız böyle? Geçen sene Afrika gezisi kapsamında bir Uganda'ya, bir Tanzanya'ya ziyaretimiz oldu. Bir Uganda ziyaretiyle ilgili ufacık bir anekdotu hatırlatmak istiyorum. İnsanın gerçekten en etkilendiği nokta o alanda, o anda karşılaştığı durum. Bu tabii ki televizyon görüntülerindeki görüntüler çok etkiliyor ama canlı olarak da bir de buna şahit olmak daha da önemli. Yine Uganda'nın başkenti, en yani 2-3 milyon nüfuslu Kampala'daydı. Bir kenar mahallelere gittik. Tabii bir orada camide Kur'an-ı Kerim dağıtalım, hayırseverlerimiz vermişlerdi, dağıtalım diye gittik. Ondan sonra tabii ki caminin bulunduğu yere ulaşana kadar bir 300-400 metre sokak yok. Zaten bir adım atacak kadar yer de yok. Böyle daracık yerlerden geçtik.
Hepsi kanalizasyon diye bir şey yani zaten yok, altyapı yok. Her taraf dağım ve koku içerisinde. Ondan sonra caminin içine girmek üzereyken birden orada oturan bir yani yaklaşık 1,5 yaşında bir çocuk orada işte gazoz kapağı demeyeyim, metal bir şey, muhtemelen gazoz da orada yok. O metal şeyi lağım suyunun içerisinde böyle parmağıyla karıştırıp mutluca onunla sevindiğini gördüm. Evet. Yani birinin yani o ortamda muhtemelen ondan hasta olacak. Belki koleradan, belki bir şeyden onun sonucunda vefat edecek. Ama o çocuğun durumunda çıplak bir şekilde çocuk orada oturmuş. Tabii biz orada Kur'an-ı Kerim dağıtmaya gittik. Yani o durumda bunları görünce biz yani Kur'an'ları dedik vallahi şimdilik biz da şey yapalım, bekletelim. Yani tabii bunları da önemli, anlamlı ama o insanların o halini bu şekilde görünce çocuklar lağım suların içerisinde oynarken bir de ufacık bir metal parçası, oyuncağı yok zaten. Elbisinde, üzerinde elbise de yok ama yine o şeyin içerisinde hastalık yapıcı bir ortamda ki durumunu görünce insan orada oturduk, ağladık diğer kardeşlerimizle birlikte. Dedik hemen biz bu Kur'an-ı Kerim'i dağıtmadan biz gidip bunların ihtiyaçları olan şeyi temin edelim. Önce bir sonraki gün gidip yani tabii o anlık bir ihtiyaçlarını görmek ama buna benzer milyonlarca hikaye var. Bunlar bu konuda bunları dile getirmemizin anlamı bu insanlarımızı en azından bu akşamda olsa bu gecede bunlara bir gözlerinin önüne getirebilmek, duyarlılığı arttırmak. Ama evet, maalesef yani bizim çocukların oyuncakları belki işte Avrupa'da ise yüzlerce euroluk, diğer burada ise bir sürü pahalı oyuncaklar şeyler ama çocukların elbisesi yok, üstünde oyuncağı yok, ortamda sadece evet, lağımın içerisinde yaşıyor bunlar. Dinlemeye varsa devam edelim inşallah evet, gördüklerinizi. Elazığ ve Mardin'den izleyenlerimiz var. Elazığ'la başlayalım. Hatun Sarı telefon attığımızda hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun neler paylaşacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hayırlı akşamlar. Bu programı bizim için sunduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Cümlemizden Allah razı olsun. Buyurun. Biz fakir ve muhtaç yetim ailelerimize bir miktar para yardımında bulunmak istiyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Onları çok seviyoruz. Allah onlara yardımcı olsun. Amin. Amin inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rica ederim. Bir de bir şey isteyebilir miyim acaba? Buyurun. Buyurun. Ender Tekin abimizden Gazze İlahisini istesek olur mu? İnşallah diyelim. Bugün mümkün olmayabilir ama inşallah diyelim bizler. Çok teşekkür ediyoruz sizlere tekrar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Mardin'le devam edelim. Mardin'den bir izleyenimiz telefon attığımızdan. Furkan Nar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Furkan, nasılsın, iyi misin? İyi misin, nasılsınız? Hamdolsun, teşekkürler. Neler paylaşacaksın, neler söyleyeceksin? Ben bu yaptığınız programı çok beğendim. Bu yardımda da benim katkı olmasını istiyorum. O yüzden 200 lira başlamak istiyorum. Peki. Allah kabul etsin. Sana okulunda başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Aman çok çok teşekkürler. Amin. Allah'a emanet ol. Mardin'e de selam sevgilerimizi iletiyoruz. WhatsApp hattımızda var mı mesajlarımız var, hocam? Size söz hakkı. Tamam verelim. Buyurun. Vahdettin Şeker kardeşimiz göndermiş. Alaaddin Kurtoğlu kardeşimiz İstanbul'dan kendisinin Abdurrahman'a ve çok selamları var. Aleyküm selam. Maşallah Kaya, Muammer Başaran, Hasan Durgunsu, Mehmet Kaya, Feremez Aktaş, Belitaş köyünden Sadrettin, Mahir Akgül, Cengiz Bulut bunlar bağış yapan kardeşlerimiz. Bir de isimsiz olan kardeşlerimiz var. İsmini söylenmesini istemeyenler var. Allah Teala hepsinden razı olsun inşallah. Amin. Hayret için güzel bir yazık eylesin inşallah. Amin. Peki. Amin inşallah. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, sanatçı abilerimize evet, ben tekrar dönmek istiyorum. Bir ilahi dinleyelim inşallah. Bu arada et iyilerle beraberiz. Hashtag'i devam ediyor. Desteklerinizi lütfen bildirin. Yazın oraya. WhatsApp hattımız sizler için açık, sürekli mesajlarınızı oraya gönderebilirsiniz. Bekliyoruz değerli izleyenler. Yine IBAN numaraları, telefon hatlarımız, canlı yayın bağlantılarımız sizler için bekliyor. Bu arada
Muş'a gidelim. Muş'ta bir izleyenimiz bizleri bekliyor. Hatta almış arkadaşlar. Hemen ardından inşallah Ferdi abimizi dinleyeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Ahmet Demir ben bizlerle. Hamdolsun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyiz biz de, hamdolsun. Allah iyilik versin. Buyurun, neler paylaşacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben küçük kız kardeşimle bir kumbaramız var, öğrenci. Evet. Direkt kumbaramızı başlamak istiyoruz da. Peki, Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala zihin açıklığı versin sizlere. Kardeşimle bir iki cümle kurmak istiyor size. Tabii. Abdurrahman Hocam, siz buyurun isterseniz. Allah sizden razı olsun. Allah onların da yardım etsin. Amin. Allah sizden de razı olsun. Var olan her şeyinizi verdiniz maşallah. Evet. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selam sevgilerimizi de iletiyoruz. Mardin'den de bir izleyenimiz var. Hocam isterseniz siz karşılayın bunu da. Evet, buyurun. Selamün aleyküm Nisanur kardeşimiz. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Ben küçük kardeşim. Mardin'den bir sürü parayı bağışlamak istiyorum. Allah kabul etsin. Allah zihnin açıklığı versin inşallah. Programı dinlerken çok duygulandım. Peki. Gözlerinden öpüyoruz senin. Çok teşekkürler. Allah razı olsun inşallah. Allah'a emanet edelim seni de. Kendinize iyi bakın inşallah. Selam sevgilerimizi iletiyoruz. Mardin'deki izleyenimizi uğurladık. Evet. Şimdi Ferdi Kalkan abimizi dinleyebiliriz artık. Buyurun abi, söz sizde. Çıma deng nakiş bozar o kaşer nakiş. Çıma deng nakiş bozar o kaşer nakiş. Be hezaram tim kuştim, cinu eman nehiştim. Be hezaram tim kuştim, cinu eman nehiştim. Deli sabri berne be, desmala hıgrı be. Sebri merine de besmala hıgrede. Leli çıma, leli çıma, leli çıma şerinaki. Leli çıma, leli çıma, leli çıma denginaki. Şera jbore benujara dile tu ki şera jbore benujara banga gidu mera evina sufara banga gidu mera evina sufara dile tu ki şera denge Leleçima, leleçima, leleçima şerinaki. Leleçima, leleçima, leleçima denginaki.
Hangam Emina, Zeynep Hüseyna. Deli hangam Emina, Zeynep Hüseyna. Desmala teber kredam, cengu doza şehida. Desmala teber kredam, cengu doza şehida. Deli ver peş destegi, ver merabı be hoge. Deli ver peş destegi, ver merabı be hoge. Deli çıma, deli çıma, deli çıma şernaki. Deli çıma, deli çıma, deli çıma denaki. Deli çıma, deli çıma, deli çıma şernaki. Deli çıma, deli çıma, deli çıma denaki. Devam ediyoruz değerli izleyenler. İho Ebrar'ın Yetim ve Muhtaçlarla Dayanışma Gecesi devam ediyor. Tabii sürekli ifade ediyoruz, hatırlatıyoruz değerli izleyenler. Bu bir dayanışma gecesi ve dünyadaki tüm mazlumlar için bağışlarınızı bekliyoruz. İletişim hatlarımız ekranlarınızın başında duruyor. WhatsApp hattımız açık, bağışlarınızı oradan da bizlere iletebiliyorsunuz. IBAN numaraları yine duruyor. Canlı yayın telefon hattımız sizler için açık. Aynı şekilde herkes tarafa geliyor. Büyük bir çaba var, büyük bir gayret var. Özellikle mazlumların, sıkıntı çeken insanların bir nebze de olsa rahatlayabilmesi için her zaman ifade ederiz. Bir annenin yüreğindeki burukluğu ortadan kaldırmak için belki bir adım olur. İşte az önce ekranlara geldi tekrar. O titreyen, soğuktan üşüyen çocuklar belki ısınabilir diye bu gece çok önemli. Onun için sizleri de katkılarınızla birlikte bekliyoruz değerli izleyenler. Varsa mesajlar özellikle Hollanda ve Belçika'dan alabiliriz. Sanırım Zülküf abi bizlerle paylaşacak. Çok kısa bir şekilde o mesajları alalım. Ardından yine bir videomuz var. Onu seyrederek kısa bir araya gitmiş olacağız. Buyurun. Hocam, hayırlı akşamlar tekrardan. Teşekkürler. Hayır akışı devam ediyor. Özellikle İngiltere'den bize ulaştılar. Said Gültekin 200 euro. Abdullah Şekercioğlu 100 euro. Ve 100 sterlin pardon. Bu son zamanlarda küçük hayırseverlerimiz çok ilgi göstermeye başladı. Özellikle o görüntülerden etkilenip de minik hayırseverler var. Ciddi yardımlarda bulmuşlar. Onları isimlerle açıklayacağım. Duha, Feyza ve Neher kardeşler, kız kardeşler 300 euro. Ekrem Çimen 50 euro. Gülcan Saraç 65 euro. Sema Hatun ve Ali Abdullah Tartık. Sema Hatun ve Ali Abdullah Tartık 250 euro. Ferdican 100 euro. Hacı Zeki ve Hacı Gülçin Yıldırım 150 euro. Cemil Özdemir 100 euro, Muhammed Arslan küçük hayırseverlerimizden 300 euro, genç hayırseverlerimizden Hasan Yasin Aslan en küçük hayırseverlerimizden 100 euro, Hollanda Hicret Camii Hafızlık Grubu, bunların gerçekten yardımları çok değerli katkılar bunlar, hafız öğrencileri 200 euro, Hollanda Gençlik Grubu'ndan 100 euro, Hollanda Kalem Akademi'den 100 euro. Hayır akışı devam edecek inşallah son ana kadar. Şimdilik bunlar. Peki. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Allah kabul etsin. Tabii yardımları ulaştıranlardan sizlerden. Belçika'daki mesajları da dinlemek isteriz. Neler var elinizde, neler paylaşacaksınız? Buyurun. Sesimizi alabiliyor musunuz? Sanırım... Evet, tamam. Peki, WhatsApp'tan varsa böyle kısa bir şekilde alalım. Sonra bir videomuz var. İzleyerek bir de araya gitmiş olacağız. Buyurun. Kadri Durgunsu, Rahmi Direkçi, Mustafa Muhammed Durmuş, Mehmet Sıddık Kurt, Ahmet Yasin, Aynur Kaska, İstanbul'dan Mehdi kardeşimiz, Ankara'dan Rukiye Öztürk ve ailesi, Ayetullah Çiçek, Bilal Akbulut kardeşimize çok selamları var kendisinin. Peki, Allah Hasan olsun. Çetin ve Ahmet Çetin kardeşler, Aksanur Uzunay, Malik Yürük kardeşlerimizin bağışları var. Allah Teala kendilerinden razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Amin inşallah.
Dayanışma gecesi devam ediyor değerli izleyenler. Ulaşmaya, yardımlarınızı ulaştırmaya devam edin. Çalışmalarla ilgili bir videomuz var. Biraz müsaadenizi de istemiş olacağız bu minvalde. Hemen ardından inşallah buradayız. Yayınımız devam edecek. Tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. İHO Ebrar'ın Yetim ve Muhtaçlarla Dayanışma Gecesi devam ediyor. Saatler artık 23.30'u gösteriyor Türkiye saatiyle. Avrupa'da şu an 21.30-22'ye doğru gidiyor birçok kentte. Tabii farklı zaman dilimleri olabilir ama yaklaşık 2 saati geride bıraktık değerli izleyenler. Ve gerçekten değerli katkılarınızla program dolu dolu devam ediyor. Özellikle son günlerde yaşananlar, medyaya gelen görüntüler, konunun ne kadar acil, gerekli olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle İdlib'deki durumla ilgili, orada yaşananlarla ilgili, çadır kentlerde yaşananlarla ilgili bugünün önemi ortaya çıkıyor ve bağışlarınız küçük büyük demeden çok değerli gerçekten. Bugün de bu dayanışma gecesinde inşallah sizleri bu saat diliminden sonra da bizlere katkı vermeye çağırıyoruz, davet ediyoruz. Canlı yayın telefon hattından bağlanabilirsiniz. IBAN numaraları ekranların başında duruyor sürekli. IBAN numaralarıyla da IBAN numaralarına bağışlarınızı yatırabilirsiniz değerli izleyenler. Yine 3 tane telefon hattı var Avrupa'da, Avrupa'daki izleyenlerimiz için. Orada da yetkililer sizleri bekliyor telefon hattının diğer ucunda. Arayıp bağışlarınızı yapabilirsiniz. WhatsApp hattımız açık, yine bağışlarınızı oradan da bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada bir hashtag çalışmamız var. İyilerle beraberiz hashtag'i de oraya da desteklerinizi lütfen yazın. 9 Radyo'yla ortak yayın yapıyoruz bu arada, onu da ifade edelim. Ve Rehber TV YouTube yayınından da bizleri takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Programımıza devam edeceğiz. İzleyenlerimizi öncelikle yayına almak istiyoruz. Hollanda'dan bir izleyenimiz var telefon attığımızda. Bu bölümü öyle açalım. Telefonda mı? Telefonda. Tamam o zaman. İngiltere'den de arayanlar vardı. Tamam çünkü peki, bağlanamıyorlar. Siz tamam. Peki. Hollanda'yı alayım. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz yayına. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Allah tüm hayır yapanların hayrını kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Amin. Amin inşallah. Biz Hicret Camii Kız Gençlik Kolları adına bir miktar bağışta bulunmak istiyoruz. Allah kabul etsin. Önemli, değerli bir bağış. Bizler de dua edeceğiz inşallah sizler için. Allah-u Teala zihin açıklığı tamam, versin Allah siz öğrencilere. Tekrar Allah razı olsun. Yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Allah'a emanet olun inşallah. Şöyle İstanbul'da da İstanbul'dan bir izleyenimiz var. İstanbul'u da alalım. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Mehmet Fuat bizimle değil mi? Yanlış ifade etmemiş olalım. Mehmet hoş geldin. Neler söyleyeceksin, neler paylaşacaksın? Ben kardeşlerimle beraber kumdan önde biriktirdiğimiz ikili söylemiz dedi. Ben kitap bilmek istedim. Peki Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala zihin açıklığı versin sizlere. Peki, selam sevgilerimizi iletiyoruz size, ailenize. Allah'a emanet olun.
Allah-u Teala zihin açıklığı versin inşallah. Bu arada sesi biraz açalım. İzleyenlerimizin sesini çok net alamıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrakiler için. Bu arada farklı bir şey yapacağız. Yani, ulaşamayan 40-50 defa var. Arayıp da ulaşmaya çalışan hayırseverlerimiz var. Şu onlara bizi cep telefonundan, evet, WhatsApp'tan arıyorlar. Biz de bağlamaya çalışacağız. Olursa bu bağlantı gerçekleşirse çok iyi olur. İngiltere'den Şahin kardeşimiz arıyor. Bilemeyeceğim ya da onun telefonun aracılığıyla arayanlar var. Ben sesliye vereceğim. İnşallah bağlantıyı gerçekleştiririz. Peki. Şahin kardeşimiz, selamun aleyküm. Buyurun. Aleyküm selam hocam. Ben Şahin Bey'in eşiyim. Ben hayırlı akşamlar. Said Nursi Said Nursi Camisi'ne kadın kollarından. Biz bu hafta bir kermez düzenledik hocam. O kermezde bayağı bir katılım oldu. Çok güzel. Daha sonra gelemeyenler bile bize bu İdlib için yardım etmek istediler. Bize ulaştırmaya çalıştılar. Şu an toplam 5.450 pound toplandı hocam. Maşallah. Bu bağışlarımızı da kabul ederseniz inşallah. Tabii ki başımız. Aracılığınızla İdlib'e göndermek istiyoruz. Başımız gözümüz üstüne. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu yoğunluğun çok olacağını tahmin ettik. Onun için Hollanda, Belçika, Türkiye her bir taraf için ayrı numara verdik. Çünkü yurt dışından bağlanma çok sıkıntılı. Bizi arayanlar var 40-50 defa çaldırmış olmuyor. Maalesef işte Türkiye'dekilere öncelik yani şey olarak mı, hat olarak mı öyle oluyor? Ama Türkiye'den de bağışçılarımız var, hayırseverlerimiz var. Programa katkı sunmak istiyor. Herkesin katkısı önemli. Ama sizin gibi bu kadar yüklü bir miktarda bağış yapanları da bize bağlanıp canlı olarak vermeyi uygun gördük. Her yolu denedik. Arkadaşlar aracı olup telefondan bize WhatsApp'tan ulaştılar. Bu şekilde de oluyormuş. Allah hayrınızı kabul etsin. Şu anda da şöyle de söyleyeyim. Birazdan belki ilk görüntüler de geliyor. Dün ilk yardımlarımızı 150 aileye özellikle kışlık yardımlarımızı ulaştırdık. Hem yakıt olarak, kömür, mazot ve gıda olarak İdlib'e birazdan inşallah arkadaşlar ekrana getirirler. Yeni ulaştı. Evet. Ve bu yardımlar devam edecek. Onun için şey yok yani hiçbir şeyde geç kalınmaz. Önümüzdeki haftalarda hemen hemen arkadaşlarımız oralarda yardımları yapıyorlar. Ulaştıracağız. Allah hayırınızı kabul etsin. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yani kısılan arkadaşlarımız, Allah razı olsun bacılarımızdan, onlar da istiyorlar. Yani emin olmaları için, biz bu yapılan yardım görüntüleri bize de ulaşırsa, biraz daha telefonu, mikrofonu yaklaştıralım. İnşallah daha da ileriki zamanda daha güzel faydasını göreceğiz inşallah. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. Allah'ın izniyle. Ya bizim zaten yoktur. Yok yok. En ufak yardımı bile biz o şekilde çalışan bir kuruluşuz. Evet. En ufak yardımı bile isme yapıp o hayırsevere geri dönüşümünü yapıyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Evet. Bu şekilde de ulaştığınız biz de diğer hayırseverlere biraz daha fırsat verelim. Evet. Programımız normalde 20 dakika sonra sona erecekti ama herhalde 1-2 saat gittiği edeceğiz. Yere kadar gidecek. Onun için endişeniz olmasın. Evet. Yani Allah etraftaki çalışanlarımız... Allah sizi de vesile kıldı. Allah'ın talisinde hayrınızı kıldı. Acmayın. Tüm İngiltere'deki Said Nursi Camii gönüllerine ve çalışanlarına ve gönüllerine de tekrardan teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Birazdan çok önemli görüntüleri getireceğiz. İdlib'te yapılan yardımlarla ilgili görüntüler bunlar değerli izleyenler. Öncesinde telefon bağlantılarını alalım. Gümüşhane'den Melek Hanım telefon attığımızda. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz yayına. Buyurun neler paylaşacaksınız? Sizleri dinliyoruz. Hoş bulduk. Programımız bereketli olsun. Allah razı olsun. Görüntüleri izledik. Gerçekten Müslüman kardeşlerimizin durumu çok kötü. Onlara el uzatmamız lazım. İnşallah ben de parmağımdaki yüzüğü başlıyorum. Allah kabul etsin inşallah. Teşekkür ederim. Ve tüm hayır sahiplerini bu çağrıya ses vermeye davet ediyorum. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Gümüşhane'ye de selam sevgilerimizi iletiyoruz.
Selametle kalın inşallah. Çok değerli bir şey. Parmağındaki yüzüğü çıkarıp vermek gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Melek Hanım'a. Allah-u Teala razı olsun inşallah. Diyarbakır'la devam edeceğiz. Nurul Emin Gökyüz telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Sağ olun. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Cümlemizin inşallah. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam Allah sizin hayrınızı kabul etsin. Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinde belirttiği gibi Allah'ın en çok sevdiği kulları onun nimetlerini kullarına ulaştıranlardır. Allah da bu şekilde size de bu lütfu etmiş. Ne kadar sevinseniz azdır inşallah. Eyvallah. Allah ki Allah-u Teala yani dün hep televizyonda seyrediyoruz bir bacımızın hani İdlib'den biz yani bu çocuklarımız Müslümanların çocukları değil mi? Biz Müslüman değil miyiz? Müslümanlar nerede diye feryadını hepimiz duyduk. Yani kulaklarımızı patlatırcasına yani bu söylenenleri artık duyuyoruz. Bütün Müslümanları yani Müslüman kardeşine sahip çıkmaya çağırıyoruz. İnşallah. Eğer biz sahip çıkmazsak Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinde belirttiği gibi Allah-u Teala kulunu insanı iyilik edene, sevgiyi kötülük edene nefret duyacak şekilde yaratmıştır. Bazıları bunlara sahip çıkarsa eğer ki bu Müslüman çocukları bazılarına kötü niyetli olanlara iyi gözle bakarsa biz buna hesabını Allah veremeyiz. Peki. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz çok ciddi yoğunluk var. Çok çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Allah'a emanet olun. İzleyenlerimiz gerçekten büyük bir teveccüh gösterdiler programa. Allah-u Teala razı olsun. Şöyle devam edeceğiz. Yine sanatçı abilerimize biz söz vereceğiz. Ama öncesinde WhatsApp'tan gelen o mesajlara da kısa bir göz atalım. Buyurun. Yol çatı... Çay ocağındaki kardeşlerimiz maşallah umarım bir şekilde çalışıyorlar. 7500'e ulaşmış şimdiye kadar. Ulaşmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Dağılma kardeşimiz 5 ay boyunca 5 yetime sponsor olmuş inşallah. Allah kabul etsin. Ali Ekber Dağılma kardeşimiz göndermiş. Mustafa Aka, Özaka Tekstil, Celal Erol kardeşlerimiz bağışta bulunmuşlar. Allah-u Teala kendilerine razı olsun inşallah. Amin. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Nezir Güler abimizi inşallah dinleyeceğiz şimdi de. Buyurun abi, sözü size bırakalım. İzleyicimiz istekte bulunmuştu, bu onu yerine getirelim. Babemin o dilemin o diyelim. Bu eser de bir yetimin ağzından yazılmış, babasını kaybeden bir yetimin ağzından. Evet. İnşallah onu dinleyelim. İnşallah. Evet. Buyurun, Allah razı olsun. Dayısı bir parateye, babo cennet malateye Üzmame hasret ateye, babimin o dilimin o Üzmame hasret ateye, babimin o dilimin o Thank you.
خو دوای چنجاره ببینم بابو ایواره ما قید بن آخه ساره باوی منو دلی منو قید بن آخه ساره باوی منو دلی منو دایگا من حالیا جچمی و خون رجیا ارچه اورکی تاریه باوی منو دلی منو ارچه اورکی تاریه باوی منو دلی منو Nezir Güler abimize çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Değerli izleyenler devam ediyoruz. Bizlere ulaşmaya devam edin sizler de. Bu arada WhatsApp hattımıza çok yoğun aramalar geliyor. Lütfen oraya mesajlarınızı yazmanızı istiyoruz değerli izleyenler. Varsa paylaşmak istediklerinizi yazılı olarak bizlere iletin WhatsApp hattından. Çok ciddi aramalar geliyor. Biz oradan canlı yayına alamıyoruz maalesef sizleri. Canlı yayın telefon hattımız açık. Birçok izleyenimiz düşüremediğini, ulaşamadığını ifade ediyor. Çok ciddi bir yoğunluk var bu sebepten dolayı ulaşamıyorsunuz. Bu bilgilendirmeyi de yapmış olalım. Değerli izleyenler şöyle devam etmek istiyoruz. İdlib'den yardım görüntüleri gelmişti. Bu çok önemli görüntülerle devam edelim isterseniz. İlk yardımlar oraya ulaştırıldı. Belki siz bilgi vermek istersiniz hocam. O görüntülerle devam edeceğiz çünkü. Şu şekilde biz bu tür kampanyayı başlatırken çoğu zaman hayırseverlerimizin yardımlarının hemen yani gelmesini beklemeden bizim zaten kurum olarak acil fonunda biriken paramızı hızlı bir şekilde bu mağdur bölgelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani hayırseverlerimizden aldığımız ufak tefek rakamları daha biriktirip oraya göndermeyi beklemeden biz elimizdeki parayla imkanlarla hemen o acil bölgelere yardım ediyoruz. Evet. Bu kapsamda da dün ilk yardımlarımız gerçekleşti. Görüntüleri de şu anda tabii elimize bir kısmı ulaştı. İnşallah arkadaş, bunlarla bunları sizinle paylaşacağız ama gün geçtikçe biz oralardayız. Bu önemli. Bilgilendirmeler inşallah zaten, yapılacak. Görüntüler de onlara aktarılacak inşallah. Arkadaşlar o görüntüleri ekrana getirelim lütfen. Buyurun. Bazıları da mazot sobaları var. Bu açıdan gördüğünüz görüntülerde mazot
temini yapmışız. Bazı yerlerde de kömür ve aynı şekilde de bu çadırlarda kalan insanların gıda ihtiyacı var. İlk etapta bunları 150 aileye ulaştırdık. İnşallah devamı her gün gelecek. Siz de görüntülerde seyrediyorsunuz. Zor şartları da görebiliyoruz bu görüntülerden. Görüntüler akmaya devam etsin. Biz bu arada izleyenlerimizi de telefon hattımızda bekletmek istemiyoruz. Onları da yayına alalım. Bu görüntüler devam etsin arkadaşlar. Biz Batman'dan izleyenimizi alalım telefon hattımıza. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Zeyfe Ak bizlerle birlikte. Görüntüler devam etsin lütfen arkadaşlar. Hoş geldiniz yayına. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun hocam, siz iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Buyurun, neler hocam, paylaşacaksınız, buyurun. Öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için Allah-u Teala sizleri hocalarımızdan razı olsun. Cümlemizden inşallah, buyurun. Allah-u Teala hiçbir ihtiyaç sahibini sayısız bırakmaz inşallah. İnşallah, inşallah. Hocam Allah ben hafıza okuyorum, öğrenciyim. Ailemin bana gönderdiği harçlıktan 200 TL'sini ihtiyaç sahiplerine başlamak istiyorum. Peki, Allah kabul etsin inşallah. Sizlerin de ben ve benim gibi hafızlık yapan arkadaşlarım için duacı olmanızı istiyorum. İnşallah. Allah-u Teala başarılarınıza vesile kılsın. Allah-u Teala zihin açıklığı versin inşallah. Sizlere çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Allah'a emanet olun. Diyarbakır'dan Mehmet Bey'i de alalım. Ondan sonra bir telefon bağlan. Belçika'dan bir kardeşimiz var. Canlı bağlanmak istiyordu. Bütün şartları zorlayarak benim tamam, cep telefonundan ulaştı. Peki. İnşallah hatta bekletiyorum. Diyarbakır'dan Mehmet Yüksel'i alalım hattımıza. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar hocam. Eyvallah, teşekkür ederiz. Buyurun, neler paylaşacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Hocam bu ilk başta bu programı sunduğu için Allah size razı olsun. Sonlarda da razı olsun inşallah. Cümlemizden. Biz de biraz katkıda bulunmak istiyoruz. Tabii. Allah kabul etsin. Yardım inşallah Teala edeceğiz. Allah Teala kabul etsin, cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Çok teşekkürler katkı verdiğiniz için, katıldığınız Allah için. Allah razı olsun. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür selametle ediyorum. Kalın inşallah. Çok sağ olun. Evet. Şimdi, bağlanabilir miyiz tabii, bu kardeşimize? Tabii. Çok ısrarla arıyor. Selamun aleyküm Vehbi kardeş. Aleyküm selam Abdurrahman Bey. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Programı izliyorum. Çok güzel. Allah hocam razı olsun. Yar var, yardımcınız olsun. Mikrofonu İbdütek'te durum gerçekten çok acı verici bir durum. Evet. Ümmetin tam şimdi birlik ve berek olma zamanı. Aynen. İnşallah Allah-u Teala yardımcı olduğu yardımlarınızı kabul eder. İyi, o ebrara özellikle tekrar teşekkür ediyorum. Yardımlarımızı doğru bir şekilde, doğru ve hızlı bir şekilde yerine ulaştırdığı için özellikle size Abdurrahman Bey ayrıca teşekkür ediyorum. Bu hepimizin çabası. Allah yar var, yardımcı olsun. bu arada yapacağımız bütün yardımımızı kabul olsun. Çok Allah bin kere razı olsun inşallah. Sizin aracınızı tekrar hani iple 300 euro bağışta bulunmak istiyorum inşallah. Allah hayrınızı kabul etsin. Kat kat karşılığını Allah versin inşallah Vehbi kardeş. Vehbi kardeş sürekli hayırsever kardeşlerimizden, sürekli yetimlerimize bakıyor Filistin'de, diğer ülkelerde. Allah hayırlarını kabul etsin. O ısrarına dayanamadık. Onun için cep telefonumuzu biraz kuralları şey yaptık. biliyoruz onun için yaptığınızı. Açık, gizli, her zaman yaptığınızı biliyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Diğer kardeşlere inşallah fırsat verin. Televizyondaki kardeşlerimiz de selamlarını iletiyor. Sanatçılar ve aleyküm diğer kardeşler. Belçika'ya selamlar. Selamun aleyküm. Size hayırlı günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Hollanda'dan bir izleyenimiz var. Ümran Erdoğan bizlerle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun, neler paylaşacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Ben kardeşlerimizin yanında olmak istiyorum. Bir miktar yardımda bulmak istiyorum. Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Selametle kalın. Elazığ'la devam ediyoruz. İrfan Bey telefon hattımızda. Hayırlı akşam, geceler diliyoruz. Artık geceler, geceye doğru gidiyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Buyurun.
özellikle ben öncelikle İva Ebrar adına bu yardımı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Genel başkanları Doktor Abdurrahman Bey, İstanbul Türkiye temsilcisi Selahattin Ugar, özellikle Hollanda'da Zülküp Bildirici Bey, hepsini ben yakinen biliyorum. Yurt dışında olsun gerek birçok ülkede mağdur coğrafyalara gidip bizzat yardımları dağıttıklarına şahidiz. Gönül rahatlığıyla bu yardımlarımızı yapabiliyoruz. Onlara da Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Sizlere de bu programı düzenlediğiniz için Allah razı olsun. Hayırda yarışanlara, hayırda vesile olanlara hepsinde Allah razı olsun. Hayırlarını boşa götürmesin. Amin. Hem bu amin dünyada sana, hem diğer dünyada inşallah Mevlam karşılığını amin versin diyeyim. Amin. Allah razı olsun. Biz de bir nevde katkı sunalım. Özellikle bu soğuk kış günlerde Çadırkent'te yaşayan kardeşlerimiz adına, yetimler adına inşallah biz de bir destek de bulunalım diye aradık. Allah kabul etsin. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Gaziantep'ten Mustafa Kaya küçük bir kardeşimiz var telefon hattımızda. Mustafa, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Mustafa, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Bu saate kadar eminim o üşüyen kardeşlerin için bekledin. Neler paylaşacaksın bizimle, neler söyleyeceksin? Şeyden kaldım, tuttan kardeşlerimize bağış yapmak istiyorum, 100 lira. Peki, Allah kabul etsin. Gözlerinden öpüyoruz senin. Allah razı olsun. Selam sevgilerimizi de ailene sana gönderiyoruz. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet sizde. Peki. Şimdi yoğun telefon trafiğinin yaşandığı iki merkez var aynı zamanda. İHO Ebrar Başkan Yardımcısı Zülküf Bildirici'nin takip ettiği, bir de Belçika Yönetim Kurulu üyesi İHO Ebrar'ın yönetim kurulu üyelerinin takip ettiği telefon trafiği. Belçika ile başlayalım. Sesimizi alıyorsanız neler paylaşacaksınız, hangi mesajları paylaşacaksınız bizlerle? Buyurun. Tekrardan hayırlı akşamlar. Biz yardımları almaya devam ediyoruz. Hatta biraz önce size telefonla, doktor abinin telefonuyla bağlanan Vehbi Karakuş bize 2-3 sefer ulaşmaya çalıştı. Ben de canlı yayında bağlanmak istiyorum diye. Zaten bir şekilde kendini ulaştırabildi. Rabbim kendisinden razı olsun. Bu ayrıca 300 euro ile beraber bir 190 euro daha bir bağışta bulunmuştu. Yani totalde şu an bu akşam itibariyle 490 euroluk bir yardımda bulunmuş. Rabbim hayrını kabul etsin kendisinden inşallah. Amin. Bir ikincisi de Hasan Elçioğlu bize telefonla bağlandı. 200 euroluk bir yardımda bulunmuş oldu. Ayrıca Hacı Mehmet Sadık Yılmaz ve ailesi bize bağlanarak 100 euroluk bir yardımda bulundu. Ahmet Aslan İdlib için ayrıca bize 50 euroluk bir yardımda bulunmuş durumda. Bir de Belçika Antwerp'ten Hacı Hasan Aslan ve çocukları adına 200 euroluk bir yardımda bulunmuşlardır. Bir de Rümeysa Korkmaz ve ayrıca de bacıları üzerine Havanur Korkmaz ve Hiranur Korkmaz adına, ayrıca Türkiye'deki halaları Zelihan Alpşer ve Reyhan Korkmaz, babaannesi Havanur Korkmaz ve ayrıca de anneannesi Şengül Bozkuş adına bir miktar yardımda bulunmuş. Allah hayrını kabul etsin inşallah. Aynen. Bir ikincisi de Türkiye'den Bursa'dan herhalde hesap numarası, Türkiye'deki hesap numarasına ulaşamadıklarından dolayı Bursa'da yaşayan askeri kurt ailesi adına 500 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Ben onu bir aile hesap numarası yollayacağım. O şekilde de Türkiye hesap numarasına ulaştıracağız inşallah. Peki. Rabbim yapmış oldukları hayırları kabul etsin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Allah razı olsun. Zülküf Bildirici İHO Ebrar Başkan Yardımcısı, o da yoğun bir telefon trafiğini takip ediyor. Sizler neler paylaşacaksınız? Hayırlı akşamlar tekrardan. Evet, yönetim kurulu kardeşlerimiz de burada gerçekten yoğun bir tempo var. Sağ olsun Dene halkı bu çağrıya sessiz kalmadı. Özellikle çok değerli, bazen çok değerli katkılar oluyor. Bize az önce Henne Alpsoy, genç bir hanımefendi bize ulaştı. Yusufi medresede bulunan Yusufiler Şehmuz Alpsoy ve Mehmet Emin Alpsoy adına 300 euro katkıda bulundular. Özellikle İdlib için. Allah ve ayrıca Henne Alpsoy şu anda çok ağır hasta olan nenesi için, Rabia anne
babaannesi için Rabia Absoy 1000 euro İdlib'e bağışta bulundu. Bu yardımlardan dolayı Henna Hanım'a teşekkür ediyoruz. Milano İnfra Beyefi Ersin Küçüksu 3500 euro su kuyusu bağışında bulundu. Orhan Perfect Flur'un 250 euro. İclal ve Seyit Hüseyin Haksever, küçük hayırseverlerimiz de katkıda bulunmuş 200 euro. Siraç 280. Hasan, Hüseyin, Esma ve Ecin kardeşler 100 euro bağışta bulunmuş. Ve özellikle Türkiye'de bize ulaşanlar var. Merkezi aramışlar. Canlı yayına bağlanamamışlar. Necla Aydın'dan 400 TL. Fethiye Bildirici'den 400 TL. Görkem Özçelik'ten 100 euro. Mehmet Gürcan Özçelik 100 euro. Gökçem Mine Özçelik 100 euro. Bunlar da kurban olarak bağışta bulunmuşlar. Ve tekrar küçük hayırseverlere geçiyoruz. Gerçekten çok değerli katkılar gelmeye devam ediyor. İbrahim Zaman ve kardeşlerinden kumbaralarında biriken 700 euroyu İdlib için bağışta bulundular. Allah kendilerinden razı olsun. İsmini sayamayacağımız daha nice hayırseverler var. Haklarını helal etsinler. Biraz sonra tekrar bunlara değineceğiz. Peki. İnşallah şu anda bizim merkezden aktaracağımız bunlar. Peki. Kolaylıklar diliyoruz. Allah razı olsun inşallah. WhatsApp'ı da alalım hemen. WhatsApp'a gelen birçok mesaj var. Hocam özellikle yol çatı çay ocağındaki kardeşlerimiz artık çevreden evlerden de oraya yardım getirenler var. 14 bini geçmiş. Maşallah. Karpuz köyü sakinleri 8500 TL göndermiş. Allah-u Teala kendilerinden razı olsun inşallah. Amin. Ahmet Erin, Saliha Çanır, Cihat Kara kardeşimiz, Mehmet Şanlı, Muhammed Aytay Şanlı kardeşimiz de bir çeyrek altın göndermişler. Allah-u Teala kendine razı olsun. Amin. Ve de Kenan Duman kardeşimiz bağışta bulunmuşlar. Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Amin, amin inşallah. Çok güzel bir tablo sergileniyor değerli izleyenler burada. Herkes bir şekilde katkı veriyor. Kumbarasını bağışlayan küçük kardeşlerimiz, elindeki parmağındaki yüzüğü çıkaran ablalarımız veya son 5 eurosunu paylaşan abilerimizin çizdiği güzel bir tablo var. Tabii buradaki ekibi de unutmamak lazım. Burada da ekiplerimiz hayırseverlerle yardıma muhtaçlar arasında işte bu bağ kurmak için canhıraş çalışıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Özel cep telefonu biraz zorlamaya başladılar bu sefer. Peki. Açmasam peki abla, şey oluyor. Bir hayırseverimiz tamam. Herhalde Türkiye'den arıyor. Buyurun kardeşim. Hayırlı akşamlar. Ben Abdullah Sacit Kıran. Evet, Abdullah Sacit Kıran. Değil mi? Turan. Buyurun. Şeyinizi alalım. Katkınızı alalım. Ben de kardeşim Aksanır Turan'da 30 bin lira bağışlıyoruz. 30 bin lira. 30 bin TL. 30 bin TL. Allah hayrınızı kabul etsin. Arkadaşlarımız şu anda onu not ediyorlar. Bir daha ismi alsam muhtemelen ben çünkü buradaki soy isimleri de fazla bilmiyorum. Bir arkadaşa vereyim. Tamam. Biz o bağlantıyı gerçekleştirelim. Bu arada Eyüp Ensar Diyarbakır'dan telefon attığımızda hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler. Teşekkürler. Eyüp neler paylaşacaksın, neler söyleyeceksin bize? İdlib'deki kardeşlerimiz 100 lira bağış yapmak istiyorum. Peki, gözlerinden öpüyoruz seni. Mutlu ettin bizi. Allah razı olsun. Ailene sana selam, sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Bu arada Abdurrahman Hocam, sizin telefona 30 bin TL'lik bir bağış yapıldı. İsmi çok şöyle alalım değerli. Siz olmasa sizin aracınızda tam arkadaşlar kaydetsin. Peki biz tekrar ulaşacağız inşallah o numaraya. Ben sizin numaranızı kaydediyorum. Evet, arkadaşlar size ulaşacak. İnşallah öyle tamam yapalım. Anlaşıldı mı? Belçika... Tamam. Belçika'dan arkadaşlar, bir izleyenimiz var telefon hattından. Muhammed tamam. Furkan Sağlam bizlerle. Kabul etsin. Hayırlı tamam. Geceler çok diliyoruz. Hoş geldiniz. Dünyanın her tarafından arıyorlar. Biraz kilitlendi. Oldu. Sesimi alabiliyor musunuz? Hoş bulduk.
Nasılsın Muhammed, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Neler söyleyeceksin, neler paylaşacaksın? Buyurun. Ben etlikli kardeşlerime kumbaramda topladığım paraları onlara dağıtmak istiyorum. Peki, Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sana, ailene. Allah'a emanet ol. Allah-u Teala senden razı olsun inşallah. Salihlerden eylesin inşallah seni. Çok teşekkürler. Belçika'dan küçük bir kardeşimiz de Allah razı olsun. Şöyle devam edelim. Sanatçı abilerimize uzundur dinlememiştik, yer vermemiştik. Ender abiyle devam edeceğiz. Sanırım Ender abi bizim izleyenimizi kırmayacak. Bir izleyicimiz bir eser istemişti, Gazze eserini. Sanırım onu seslendireceksiniz abi. Sözü size bırakalım. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicimiz almış, bağış yapmış ve isteği istemiş. Tabii ki onun için okuyacağız. Şu an bizi dinliyorsa eğer, hala yatmadıysa o kardeşimiz, bundan sonra bilsin ve gönlüne yansın. Ender Tekin ne zaman, nerede bir eser okuyorsa onun için okuyor. Bugün buraya İhva Ebrar'a bağış yapan herkes için okuyor. Ayrı ayrı her birileri için okuyor inşallah. Bağış yapan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Küçük, büyük her birisinin ayrı ayrı ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin inşallah diyorum. Ve Gazze'yi eserini izleyicimiz için inşallah seslendireceğiz. Şehit
eyledik azet, eğmedik tutmaşı. Ey şehitler şehri gazet, eğmedik tutmaşı. Gazze'ye güneş doğacak, kış bitecek yaz olacak. Gazze o zalimlere mezar olacak. Gazze o bebeklere kundakta mavzerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak, kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak. Direniş bitmez, mutlak zafer bizim olacak. İntifada Filistin İntifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine. Gazze'ye güneş doğacak, kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak. Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, İntifada kalacak. İntifada Filistin, İntifada kalacak. Gazze'ye güneş doğacak, kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalim Ender Tekin abimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yetim ve muhtaçlarla dayanışma gecesi devam ediyor değerli izleyenler. İHO Ebrar'ın kıymetli yetkilileri stüdyomuzda ve tabii az önce sürekli ifade ediyoruz. Belçika ve Hollanda'da yine İHO Ebrar'ın yönetim kurulu üyeleri orada telefon hattında yoğun bir mesai harcıyorlar. Güzel bir tablo, güzel bir resim çizdik bu gece değerli izleyenler, siz değerli izleyenlerimizin, hayırseverlerimizin sayesinde. Mazlumların, muhtaçların yalnız olmadıklarını buradan hissettirdik, hissettik hep birlikte. Allah-u Teala
yaptığınız katkıları, yardımları ya da duaları inşallah katında kabul buyursun. Allah-u Teala hepinizden razı olsun inşallah. Telefonlarımızı almaya devam edeceğiz canlı yayın telefon hattımızdan. Alabildiğimiz kadarıyla birçok izleyenimiz yoğunluktan dolayı bizlere ulaşamıyor. WhatsApp hattımıza mesajlarınız geliyor. İnşallah hepsini paylaşmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz telefon hattımızda. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı geceler diliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Sağ olun. Hocam Allah hayırlı kabul etsin. Cümlemizin inşallah. Allah razı olsun. Sizlerin de hayırlı kabul etsin inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler paylaşıyorsunuz? Elhamdülillah hocam. Çok şükür. Allah razı olsun. Size iyisiniz inşallah hocam. Allah yardımcınız olsun inşallah. Rabbim razı olsun. Neler paylaşacaksınız? Buyurun dinleyelim sizi. Sayın hocam ben Halid bin Velid'in evladı Hazreti Süleyman'ın Süleyman radıyallahu anh'ın komşusu saray kapıdan arıyorum. Eyvallah. Biz çay ocağında kendi aramızda böyle tatlı bir telaşla bir şeyler toplamaya çalıştık. Bu para 6.000'e ulaştı. Özcan Güner abi aradı, bu paranın 6.000 olduğunu size iletmişti. Ben onun üstüne ek olarak 8.000 daha topladığımızı sizlere ulaştırmak için aramıştım. Allah razı olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimize. Amin ecmain. İletiyoruz sizlere. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Dua etsinler bize hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın inşallah. Almanya ile devam ediyoruz. Almanya'dan bir izleyenimiz telefon attığımızda. Hayırlı geceler diliyoruz sizlere. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Rahmetullah. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Neler paylaşacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Buyurun Musab Bey. Abi valla fazla ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Ben de 1100 euro bir katkıda bulmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Allah razı olsun inşallah. Allah-u Teala inşallah cennetiyle mükafatlandırır. Allah sizden de razı olsun. Allah huzura selamete vesile kılır. Kılar inşallah. Çok teşekkürler. Selam sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. WhatsApp'tan notlar var. WhatsApp mesajlarından. Buyurun sizi dinleyelim hocam. Ondan önce bir Türkiye hesap numarasıyla ilgili hala bir ulaşmaya çalışanlar var. Hesap numarasında acaba bir yanlışlık var mı diye soruyorlar. Bir kontrol edelim inşallah Türkiye'deki kardeşlerimizden. TR28. Geliyor, bir sıkıntı yok. Yani bazen arkadaşlarımız girerken hocam bu Yetimler Vakfı'nın uzun ismi geliyor. O kısa ismi yazsalar isim kısmına bir sıkıntı yok. Yani yatıran kardeşlerimiz var. Yani bayağı bir gelen isimler öyle var. Öyle mi? Yetimler Vakfı. Vakfı yazması yeterlidir. Yetimler peki. Vakfı. Adını. Mesajlarınızı alalım. Herhangi bir sıkıntı yok o IBAN numaramızda hocam. Sadece tabii. İsim bölümünde Yetimler Vakfı yazmanız yeterli olacak değerli izleyenler. İnşallah bağışlarınız ulaşacak bizlere. Buyurun Sabahattin abi. Azra Durgunsu, Yusra Dağılma, Alemeddin Gültekin, Hümeyra Ezme, Ensar Taha Ocaktan, Abdüsselam Dağılma, Şah İsmail Gültepe kardeşlerimiz yatırmışlar. Bir de Elazığ Umut Kervanı da 9500 TL onlara toplamış. Allah Teala kendilerine razı olsun inşallah. Allah hayırlı. Peki Allah kabul etsin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. İstanbul'dan bir izleyenimizle devam edelim. Zeynep Azra telefon attığımızda. Sesimizi alıyor musunuz? Evet. Hoş geldin Zeynep. Neler söyleyeceksin, neler paylaşacaksın? Seni dinleyelim. Sesimi... Ben Süman kardeşlerime barış yapmak. Anlamadım ama Allah kabul etsin diyelim. İnşallah zaten arkadaşlarımız notlarını alıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Çok sağlıklı bir bağlantı kuramadık Zeynep'le. Allah-u Teala razı olsun inşallah kendilerinden. Şöyle devam edelim. Abdurrahman Hocam sözü ben size vermek istiyorum. İlk bölümde de biraz ifade ettik ama gidip görmek lazım dediniz. Evet. Siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Biraz o anekdotlardan paylaşalım dilerseniz. Buyurun. Şöyle bahsedeyim. Tanzanya gezimiz vardı kurban döneminde.
Tabii biz sadece bir kurban için oralara gitmiyoruz. Gittiğimizde çok farklı programlarımız oluyor. Gıdadan, yetimhaneleri dolaşmaktan. Mümkün olan elimizde ne tür, yani son saniyesine kadar ne imkanlarımız varsa bundan faydalanmaya ve oradaki mağdurlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim kardeşlerimiz de bizim bizzat bu yardımları elimizde ulaştırdığımızı bildikleri için sürekli oradayken de arıyorlar, şu parayı şuna verin. Biz de hep adrese teslim etmeyi çok uygun görüyoruz ve hayırlarının istedikleri şekilde hakkıyla yerine ulaşmasını istiyorduk. Kurban programında da yani bir kardeşimiz son gün aradı. Belli bir miktar İngiltere'den de, İngiltere'dekiler az önce Said Nursi Camisi olarak 5400 bağışlayan gönüllülerden illa bu parayı bir yetimhanede dağıtın. O kadar yoğun tempo içerisinde son günde de yaklaşık 8 tane su kuyumuzun açılışı vardı. Havaalanına gideceğiz. Son 4 saat kalmış. 3 saat kala biz havaalanına gideceğiz. Yani şimdi o sorumluluğu üzerimize biz şey yapmak istemiyoruz. Yani kendi elimizle de vermek istiyoruz. Orada kalan kardeşlerimiz var. Onlara da bir şekliyle ama başka bir gün belki ulaştırabilirlerdi. Ya böyle bir yolda giderken dua ettik. Yani bir yerle, bir yetimhaneyle bir şeyle karşılaşalım. Tam kaldığımız yere giderken bir baktık bir yetimhane. Kapısını çaldık. Böyle hem kız hem erkek bakanları da bayan hocaları var başlarında. Kapıyı çaldıktan sonra dedik valla böyle bir para var. Biz gelip vermek istiyoruz. Dediler öğrenciler yatmak üzere. Dedik biz birileri vermiş bu şekilde dağıtı. 50-60 tane yetim var o yetimhanede. Bir izin istedik. Çünkü yani izin olmadan o akşamın o saatinde bu kadar insanı şey yapmak. Ondan sonra öyle bir 10-15 yarım saat içerisinde öyle bir durumla karşılaştık ki 60 tane yetim birden böyle göğü inletecek şekilde dualarla şeylerle öyle bir karşıladılar. Onlara o parayı verilen emaneti ilettik ve o duygularla o şeylerle oradan ayrılınca havaalanına böyle koşa koşa yani kanaatimce eşyalarımızı doğru dürüst toparlamadan son anda yetişmek üzere çıktık. Ve o kardeşlerimize yapılan o dualarla o kardeşlerimiz o 50-60 tane yetimi görmediler, duymadılar ama onların duasıyla benim kanaatimce o insanlar kazadan beladan muhafaza oluyorlar. Ve yani bu tür ziyaretlerimizi, bu tür karşılaştığımız durumları dile getiriyoruz ki yetimlere daha yakın olalım. Elimiz her zaman yetimlerin üzerinde olsun. Bugün de örnekleri vardı ama başka şeyler varsa biz yine de parça parça gidelim. Seyircilerimize yine de hayır yapma imkanı verelim inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Diyarbakır'la devam ediyoruz. Bir izleyenimiz telefon hattımızda. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı geceler dileyelim. Buyurun hoş geldiniz. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam Diyarbakır'dan arıyoruz. Eşim mehri olan, kendisine ait olan bileziklerinden birini göndermek istiyor Allah rızası için. Allah Teala kardeşim. Öncelikle sizlerden de razı olsun. Bizlere Amin. Böyle bir hayra ulaşmayı nasip ettiniz. Allah razı Vesile olsun. Oluyorsunuz, köprü oluyorsunuz. Allah razı olsun inşallah. Allah hayırlarınızı kabul, Allah kabul etsin. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Eksik hiçbir şey bırakmadık. Kolundaki bileziği çıkarıp veren bu ablamızdan sonra tabloda eksik bir şey kalmadı gerçekten. Allah-u Teala hayrımızı kabul etsin. Çok sevindirdiniz bizi. Allah-u Teala da sizleri sevindirsin. Allah'a emanet olun. Allah selam razı sevgilerimizi olsun. İletiyoruz sizlere. Allah razı olsun inşallah. Bingöl'le devam edelim. Bingöl'den bir izleyenimiz var. Bengisu Dağılma telefon attığımızda. Hayırlı geceler diliyoruz. İyi geceler diliyorum. Selamünaleyküm öncelikle. Ve aleyküm selam. Buyurun neler paylaşacaksınız? Dinleyelim sizleri. Ben lise öğrencisiyim ve bursumu bu ay tamamen başlamak istiyorum ve bir yetime düzenli olarak sponsor olmak istiyorum. Peki. Herhal bir öğrenciye. Allah kabul etsin inşallah. Allah-u Teala başarılar versin. Başarılara vesile kılsın, zihin açıklığı versin sizlere. Çok teşekkür ediyoruz Amin. Katkı verdiğiniz için. Ben Allah'a emanet olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Selametle kalın Hayırlı inşallah. Geceler. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Çok değerli katkılar böyle bu saatte izleyenlerimiz bekliyorlar yayına katılmak için. Kolundaki bileziği çıkaran bir
hanımefendi görüyoruz. Bursunu paylaşan, çünkü öğrenci için en kıymetli şeyi Türkiye'de bursudur hocam. O bursla öğrenci ayakta durmaya çalışır, geçinmeye çalışır ama onu bağışlamak gerçekten kıymetli bir şey, önemli bir şey. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize. Tam bununla bağlantılı olarak şöyle bahsedeyim. Bana bir mesaj geldi. Filistinli bir kardeşten mesaj geldi. Az önce Filistin'deki yardımlarda konuşan kardeşimiz, yardımlarımızı yapan kardeşimiz. Burada evet, üniversiteyi bitirip memleketine dönmüştü. Oradaki yardımları yapan kardeşlerimiz arıyor. Diyor, biz yani yardıma muhtaç olan bir halk olsak dahi ben de buraya 100 euro katkıda bulunmak istiyorum. Yani bu insanlarımızı, yani kendileri muhtaçken yardım eden insanlarımız, Allah hayrını kabul etsin. Amin. Abdullah Amin. Yunus kardeşimiz Filistin'den. Çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz. Muhammed Yahya Diyarbakır'dan telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Yahya nasılsın, iyi misin, neler paylaşacaksın? İyiyim, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Seni dinliyoruz, neler paylaşacaksın, buyurun. Ben kardeşlerimle birlikte kumbaramızda bir 100 lira biriktirdik. Biz yetimlere bağışlamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala salihlerden eylesin sizleri, siz ve kardeşlerinizi, Allah razı olsun. Gözlerinizden Allah öpüyoruz. Razı. Allah zihin açıklığı versin. Selam sevgilerimizi de iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Bursa'yla devam ediyoruz. Ebru Aslan telefon attığımızda. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Allah sayenizde kabul etsin. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Ben de 300 TL ile sadislerime bir katkıda bulunmak istiyorum. Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Selam sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Selamette kalın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Telefonlarımız susmuyor hocam. Bu arada yine WhatsApp'tan gelen birçok mesaj var. Hocam da çok büyük bir mesai harcıyor. Evet, sürekli gelen mesajların not etmeye çalışıyor. Buyurun kısa bir şekilde alalım o mesajları hocam. Şükrü Uşar, Emrullah Gültekin, Ali Asgar Gültekin, Murat Ceylan, Zeynep Nisa Almalı, Ümeyr Almalı, Ecrin Şanlı, Nasrullah Şanlı kardeşlerimiz de evet, WhatsApp üzerinden gönderenlerdir. Allah-u Teala kendilerine razı olsun. Bizi yalnız hocam bırakmayan evet, izleyenlerimiz. Melekler kaydediyor ama biz de ifade edelim hocam bu isimleri. Evet. Bizim de şahitliğimiz olsun, olsun, en azından destek veren. Bir şahitlik de Hollanda'dan arayanlar var. İletmesek eksik olur, biz de söyleyelim. Yahya ve Muhammed kardeşler yine kumbaralarını bağışlıyorlar. Bize iletmek düşer. Peki hocam. Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sanatçı abilerimize ben dönmek istiyorum. Ferdi Kalkan abimize bir söz verelim. Bir Ezgi ilahi dinleyelim izleyenlerimizle birlikte. Ferdi abi, sözü size bırakalım. Buyurun. Sizleri dinleyelim. Sarmış insanlığı koyu bir karanlık, birer birer çile çile ölüm ölüm. Sarmış insanlığı koyu bir karanlık, birer birer çile çile ölüm ölüm. Vahiy ikliminde dirildin sandım. Tane tane yağmur yağmur, ayet ayet. Vahiy ikliminde dirildin sandım. Tane tane yağmur yağmur, ayet
çaya. Dağlı semada kapkara bulutlar, ışın ışın şafak şafak seher seher. Dağlı semada kapkara bulutlar, ışın ışın şafak şafak seher seher. Yeniden sinede yeşerdi umutlar, tohum tohum çiçek çiçek bahar bahar. Yeniden sinede yeşerdi umutlar, tohum tohum çiçek çiçek bahar bahar. Gönlüme firdevsi meltemi eser, ıngıt ıngıt buram buram tatlı tatlı. Gönlüme firdevsi meltemi eser, ıngıt ıngıt buram buram tatlı tatlı. Şehadet meltemi Poyraz'ı keser, usul usul iklim iklim bahar. Şehadet meltemi Poyraz'ı keser, usul usul iklim iklim bahar bahar. Abimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 4,5 saati geride bıraktık yayınımızda ama hala çok ciddi bir yoğunluk var. Özellikle telefonlara bağlanmak isteyen izleyenlerimiz, yine WhatsApp'tan gelen mesajlar, aynı zamanda sanırım Belçika ve Hollanda'daki abilerimiz de çok yoğunlar. Onlara tekrar söz hakkı vereceğiz inşallah ama öncesinde yine Batman'la devam edelim. Telefon attığımızda bir izleyenimiz var. Muhammed Kaya bizlerle birlikte. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler. Küçük bir kardeşimiz. Hoş geldin Muhammed. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Neler söylüyorsun? Ben Afganistan'daki yetim kardeşlerimize harcaması için 10.000 TL göndermek istiyorum. Peki. Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz küçükler büyüklerimiz güzel bir büyüklerimize güzel bir örnek olur. Vallahi emanet olun. Öyle. Çok teşekkürler. Gözlerinden öpüyoruz senin. Ailene de selam sevgilerimizi iletiyoruz. Katkıları için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Muhammed Kaya küçük kardeşimiz 10.000 TL'lik i̇nşallah bir bağışta bulundular. Yardımı yapıp görüntülerini onlara atacağız. İnşallah, inşallah. Tabii değerli izleyenler, arayan izleyenlerimize yine yetkili abilerimiz ulaşacaklar. Detaylı bilgileri paylaşacaklar. Yardımlar nerede kullanıldı, nasıl yapıldı hepsi paylaşılacak i̇nşallah. Değil mi hocam? Telefon numarası bize kaydedilmiş olan herkese inşallah görüntüleri atacağız. Yine Batman'la devam edelim. Bir izleyenimiz telefon attığımızda. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı geceler diliyoruz.
İyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Ben bir bağışta, annem adına bir bağışta bulunacaktım. Tabii, tabii, buyurun. Dinliyoruz seni. Annem adına annem yüzüğünü vermek istiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun. Allah çağlak kabul etsin. Bize kardeşim de küpesini verecek. Peki. Allah kabul etsin. Çok değerli bağışlar bunlar. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Gönülden böyle selam sevgilerimizi iletiyoruz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Selametle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Çok çok sağ olun. Duygulandıran tablolar. Anladım, gerçekten. Özellikle böyle son şeyi ya da tek varlığı olan şeyleri paylaşmak çok duygulandırıyor bizleri. Mazlum coğrafyadaki kardeşlerinin yalnız olmadıklarını göstermiş oluyorlar. Allah razı olsun. Telefon bağlantısı yoksa Nisanur var Diyarbakır'dan telefon attığımızda. Hoş geldin Nisanur. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Neler paylaşacaksın? Dinleyelim seni. Ben Diyarbakır içinde yanınıza bağlandım. Adım Nisanur. Peki. Dinliyoruz seni. Yardım etmek için harçlığımı biriktirip 100 TL Allah için yetimlere göndermek istedim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sana. Allah-u Teala senden razı olsun inşallah. Zihin açıklığı versin. Allah'a emanet olun. Selam sevgilerimizi de iletiyoruz. Belçika ve Hollanda'da abilerimiz canhıraş çalışıyorlar. Biz Belçika ile başlayalım. Neler var? Hangi mesajları paylaşacaksınız? Neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Tekrardan hayırlı akşamlar herkese. Gene bize ulaşan birkaç tane yardım var. Bunları da zikredelim hemen. Tabii. Fodul Güneş'in ve babası, kayınbabası ve kayınvalidesi için bir miktar yardımda bulunmuş. Gene isimsiz, bizim tanıdığımız ama ismini vermeyen bir kardeşimiz gene belli bir miktar bir yardımda bulundu. Muhammed Sertkaya ve Mümine Sertkaya çocuklar gene kendi kumparalarından bir miktar para yardımında bulunmuş. Ebrar Ekinci gene kendi kumbarasını bize hibe etmiş. Metin Yılmaz ve ailesi gene 100 euro bize yardımda bulunmuş. Gene Ayreten Ekinci ailesi 1 euro daha bize yardımda bulunmuş. Allah-u Teala hayırlarını kabul etsin inşallah. Amin. İnşallah daha devamını bekliyoruz. Biz de buradayız. Sizin burada olduğunuz gibi biz de bekliyoruz. İnşallah devam edecektir. İnşallah. Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Zülküf bildirici. Adam Kaya ve ailesi 400 euro. Tamam. Hayırlı akşamlar tekrar. İyi teşekkür ediyoruz. Genel merkezinden yoğun bir telefon trafiği devam ediyor. Kusurumuza bakmayın. Az önce bir son dakika gelişmesi oldu. Telefonda yakalandım canlı yayına. Adam Kaya ve ailesi Almanya'da uğraştılar bize 400 euro bağışta bulundular. Allah kabul etsin. Şükrü Salar 500 euro, Vehbi Salar 100 euro, Serdar Deniz 500 euro, Asya Marketler 500 euro, Zehre Erdoğan 50 euro, Mustafa Yaylalı 50 euro, Şuada Ölmezoğlu 100 euro, Yüksel Toker 100 euro, Zeynep Duran 100 euro. Ayrıca de burada küçük bir hayırseverimiz var. Gelmiş burada bir saattir bekliyor. Türkiye'den kendisine ulaşmışlar. Merhume Hatun Tartık ve Hacı Atullah Tartık 1000 TL getirmiş. Selam söyleyebilirsin. Evet görelim. Allah size. Bir saattir bekliyor. Bizi bekliyor burada. Bir de çok değerli bir paylaşım var. Özellikle bizden ricada bulunmuş. Bunu paylaşın diyor. Ben de uygun gördüm. Eğer arzu ederseniz paylaşayım onu. Yahya Buzoba ve kardeşleri Yahya ve Muhammed hem kumbaralarını başladılar hem de bize bir mesajları var. Okumamızı istiyorlar. İnşallah kısa da olsa bir okunu değineyim. Tabii. Selamünaleyküm. Program ve yapılan hayırlardan ziyade dikkati çeken bir şey de tüm program katılımcıların yüzlerindeki samimiyet, sıcaklık ve heyecan.
o kadar temiz ki sebep oldukları hayırlar hürmetine Allah yüzlerini güldürsün. Amin. İnşallah. Amin. Paylaşmak istedik, bunu paylaşmışız diye biz de uygun gördük, paylaştık. Allah razı olsun onlardan. Allah razı olsun. Şimdi bu kadar bildireceklerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Şimdi tabii rakamları paylaşıyoruz ama izleyenlerimiz sadece o yardımları değil, aslında böyle yürek dolu sevgilerini de paylaşıyorlar. O içlerindeki o güzellikleri, yardımlaşma hissini de aslında paylaşıyorlar. Biz sadece rakamları ifade edebiliyoruz ama çok güzel bir tablo var. Sevgi dolu böyle bir ortam var gerçekten. İzleyenlerimiz aynı zamanda sadece o tırlara gıda veya farklı yardımlar değil, sevgilerini de yükleyip gönderiyorlar aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Teker teker selam sevgilerimizi iletiyoruz. İstanbul'dan bir izleyenimiz var. Azra Betül Telci telefon attığımızda. Hayırlı geceler diliyoruz. Size de hayırlı geceler. Teşekkürler. Neler paylaşacaksın Azra, seni dinleyelim. Ben Afganistan'a 500 TL başlamak istiyorum. Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Selam sevgilerimizi de ailene, sizlere gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Şöyle WhatsApp'taki mesajları da ben aktarmak istiyoruz hocam. Buyurun WhatsApp'la devam edelim. Yol çatı çay ocağı maşallah 16.700 çalışmaya devam ediyor. Allah da Allah'ın kendilerine sabaha kadar inşallah çay içecekler. Allah işlerine bereket versin. Maşallah artık çevre evlerden de getiriyor millet kardeşlerimiz. Evet, Allah kabul etsin. Diğer isimleri okuyayım. Bengisu Dağılma, Cicre'den isimsiz bir hayırseverimiz göndermiş. Furkan Kantar kardeşimiz 4.000 TL göndermiş. Muhammed Emin Demirtaş, Mehmet Şirin Aydın, Mediha Dursun isminde bir ninemiz, yaşlı bir ninemiz, o da 500 TL göndermiş dualarıyla beraber. Ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Bütün hayırseverlere inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Musab hocamın sözünü keseyim. Biliyorum öbür taraftaki kardeşlerimiz böyle Avrupa saati için daha erken görünüyor ve hala çalışmak istiyorlar. Ama burada biz program öncesi de bir 3-4 saat buradaki kardeşlerimizle hazırlıklar yaptık. Ve saatlerdir hem çalışma saatleri zaten aşılmış. Çok yorgun düşmüşler ama ona rağmen çok yani içten gelerek bu işi yaptıklarını görüyoruz. Ama bu kardeşlerimiz biz daha da fazla zorlamama adına, bilmiyorum eğer telefonlar ve şeyler çok böyle arka arkaya gelen telefon yoksa ve şey bir durum yoksa programı toparlayıp bu kardeşlerimize de fazla şey yapmayalım. Program içerisinde değil sadece yardımlar. Bunun devamı zaten orada telefon numaraları, hesap numaraları duruyor. Kampanya zaten bu önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bize Belçika'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Türkiye'de bize rahatlıkla ulaşabilecekler. Programın maksadına ben ulaşıldığını düşünüyorum. Onun için bu kardeşlerimiz de yorulmuş. Eğer Musab kardeşimiz de moderatörümüz de bu şekilde düşünüyorsa yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Biz tabii kapatmayacağız hemen hocam. Son toparlama yarım saati içerisine girmiş olalım. Biz bir yarım saat daha devam edeceğiz. Tamam, çünkü inşallah. İzmir'den ve Mardin'den izleyenlerimiz var. Yani verelim arkadaşlarımızı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den izleyenimizi yayına alalım arkadaşlar. Mücahit Çınar bizlerle birlikte. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler abi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Abi. Öncelikle Allah hayırınızı kabul etsin abi. Cümlemizin inşallah. Allah razı olsun. Allah Müslümanların yardımcısı olsun. Amin. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Ben de rahmetli Selahattin Çınar amcam için bir miktar yardım yapmak istiyorum abi. Peki. Allah kabul etsin. Allah rahmet Allah eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Mardin'den bir izleyenimiz var. Telefon attığımızda. Hayırlı geceler diliyoruz. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerden Allah olsun. Hayırınızı kabul etsin. Benim Türkçem Amin. Fazla yok. Allah sizi daim etsin. Kurmancı haberdin. Çok... Kerem Kurmancı haberdin. Kurmancı, ıspırdık şey vardı, üzgünüm.
Hamdülillah koçu edenin, Müslümanla bağıran edenin, nabberfi edenin. Az burada kafanın. Biz şöyle ifade edelim, aslında tercüme edelim. Biz rahatlık içerisindeyken Müslümanlar karda, kışta girecek bir çadırları, bir yerleri yok. Çok üzülüyorum diyor. Benim de izleyicimiz. Yetimlerim var ama olsun. Benim yetimlerim evin içindedir. Benim de çocuklar, torunlarım yetimdir ama olsun. Canım da onlara feda olsun. Bu yetimlere de feda olsun. Allah razı olsun. Hodeci ve razı be inşallah. Hodej var azı be inşallah. UMP'r kev hoş kir. Hodej var azı be. Emanet Khoda bin inşallah. Hadi emanet Khoda. Hodej khaira ve kabul bukin. Hodej Müslüman az zulmiye derkhin inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyenimiz duygulandırdı bizi. Bir de sevindirdi bizi gerçekten. Çünkü yüzündeki, elindeki, parmağındaki yüzüğü çıkarıp ben göndermek istiyorum. Benim de yetimlerim var ama benim yetimlerim bir yuvaya sahipler en azından. Ben bir şekilde onlara bakabiliyorum ama elimdeki yüzüğümü, parmağımdaki yüzüğümü göndermek istiyorum dedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun. Bu tablonun üzerine artık gerçekten kelimelerle ifade edemiyoruz bizler de. Tüm dayanışma gösterildi. Tüm iyilikler paylaşıldı bu gece gerçekten. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma örneğini kelimelerle ifade etmek gerçekten mümkün değil bizler için de. Çünkü kifayetsiz kalıyor kelimeler. Allah-u Teala razı olsun inşallah. Bu samimiyeti dergahında kabul etsin Allah-u Teala. Ve ona göre muamele etsin. Cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Huzura, selamete vesile kılsın diyelim. Bizler de bu duayı etmiş olalım. Hı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz izleyenimize. Allah-u Teala razı olsun inşallah. Nezir abi senle devam edelim. Size de söz verelim. Denim gerçi bu teyzenin sözlerinden sonra insan gerçekten bilmiyorum. Hani gözlerimiz doldu burada. Çok duygulandık. Rabbim kendilerinden razı olsun. Rabbim ecirlerini kat kat versin. Amin. Yani kendileri amin muhtaç olduğu halde yardımcı oluyor. Allah razı olsun kendilerinden. Amin inşallah. Birazdan söz vereceğiz. Ender abinin çok duygulandığını gördüm ben. Bir şeyler söylemek ister misiniz abi sizler de? Vallahi abi. Açıkçası çok ben bugün gerçekten çok mutlu oldum. İşte programa bağlanan küçük bir kardeşimiz dedi ki televizyonu izledim çok duygulandım dedi. Bu beni sanki göğsümden vurdu. Bir tane bacımız aradı. Bileziğini verdi, öbürü aradı, yüzüğünü verdi, öbürü aradı, küpesini verdi, öbürü aradı, kumbarasını verdi, öbürü aradı, 10.000 lirasını verdi. Öbür taraftan kermes yapmış kızlar, kermeste topladığı parayı verdi. Öbürü kalktı 25.000 lira verdi, öbürü kalktı 30.000 lira verdi, sanki bana verdi. Bunlar çok güzel bir şey. Ben her birinin ayrı ayrı küçük büyük hepsinin ellerinden ayaklarından öpüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de inşallah çok teşekkür ediyoruz. O yardımları yapan özellikle o abilerime Allah-u Teala cennette inşallah Livayül Hamd sancağının altında el ele peygamberle, ashabıyla, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, Mus'ab'la, Enes'le beraber el ele olmayı nasip etsin. Amin. O yardımları amin yapan bacılarımıza, hanım kardeşlerimize cennette inşallah Abdülmenaf kadınlarının en hayırlılarıyla, Aminelerle, Meryemlerle, Zehralarla, Zeyneplerle, Ayşelerle, Fatımalarla el ele, diz dize, göz göze olmayı nasip etsin. Allah razı olsun. Allah fakire uzanan eli bırakmasın inşallah amin diyorum. Amin inşallah. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Birkaç İzleyicimiz özellikle video istediler falan ya. Ben geçen sene de İHA Ebrar'ın düzenlediği gecedeydim. Gecede İstanbul'da yapılmıştı. Burada yapılmamıştı o gece. O gecede Sabahattin abiyle beraberdik. Sabahattin abi de oradaydı. Daha sonrasında Diyarbakır'a geldiğimde bir şeye şahit oldum. İşte Yetimler Vakfı'nın
Avrupa İHA Ebrar'dı sanırım, onların keseceği kurbanları kesmeye gittik. Fikri abi bana dedi ki gel dedi bugün seninle dedi kurban kesmeye gideceğiz. Kurban kesmeye gittik, şu dikkatimi çekti. Oradaki işte hayırseverlerin kurbanlarını keseceğiz. Kurbanları öyle bir yerden alıyorlar ve alırken o kadar dikkat ediyorlar ki. Bunun ötesinde orada belirli bir zaman geçirdik. Onlarca kurban kesiliyor. Her birine tek tek videolar çekiliyor. O videolar her birine atılıyor. Sonra orada zaman geçirdik dedim ya, bir yemek hazırlamışlar. Dediler yemek yiyeceğiz. Oturduk yemek yiyeceğiz. Bir tepsinin içerisinde işte fırına bir şey yaptırılmış. Bana dedi ki hocam gönlün rahat olsun dedi. Bu yardımseverlerin parasıyla yapılan bir yemek değil. Bunu bizzat kendimiz cebimizden ödüyoruz. Ve bununla yiyoruz. Benim hiç aklıma zaten gelmemişti böyle bir şey ama demek ki gelenler var. Peki. İnsanlar gönül rahatlıklarıyla, böyle gönül rahatlığıyla yardımlarını yapsınlar. Ender abi. Allah bu yardımları zayi etmeyecektir. Amin. Allah böyle İnşallah. Programlara emeği geçen hiç kimsenin emeğini zayi etmeyecektir. İnşallah. Allah her birinizden razı olsun. Amin inşallah Ender abi. Çok teşekkürler. Önemli bir hususa değindiniz. Bağışlarla ilgili olarak çok çok sağ olun. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz var. Mehmet kardeşimiz. Mehmet Veysi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Veysin, neler söyleyeceksin, neler paylaşacaksın? Buyurun dinliyoruz seni. Afganistan'daki kardeşlerimiz için 200 TL bağışlamak istiyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Selam sevgilerimizi iletiyoruz sana, ailene. Allah'a emanet ol. Az zamanınız varsa Bilal'in Halepçe şarkısını istiyorum. Peki, tamam. Bugün fırsat olmayabilir, o sözü vermeyelim sana, Allah razı olsun. Ama inşallah İlahi Nameler programına da çıkıyor abimiz, orada belki senin için seslendirir. Çok teşekkürler Veysi'cim, Allah'a emanet ol. Bir izleyenimiz de yine Diyarbakır'dan Hamza kardeşimiz, Muhammed Hamza. Hoş geldin Muhammed Hamza. Hoş buldum, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin Muhammed Hamza? İyiyim, çok şükür ederim. Nasılsın? Allah razı olsun. Neler paylaşacaksın, neler söyleyeceksin? Benim de aynı kardeşim Nisanur aramıştı, 100 TL bağışta bulmuştu. Ben de Afganistan'daki kardeşlerimiz için 100 TL bağışta bulmak istiyorum. Peki. Dualarımız hep onlarla. Allah İnşallah Allah onlara güzel günler verir. Peki, çok teşekkürler Hamzacığım. Allah'a emanet ol. Selam sevgilerimizi sana da ailene de iletiyoruz. Selametle kalın inşallah. Telefon bağlantılarımızı aldık. Son sözleri artık verelim. Özellikle Hollanda ve Belçika'ya ben söz hakkı vermek istiyorum. İHA Ebrar Belçika Yönetim Kurulu üyeleri bizleri bekliyorlar. Son toparlama olsun artık bu söz hakkı. Hangi mesajları vereceksiniz? Son olarak kimler ulaştı? Onların da isimlerini zikredelim lütfen. Ve uğurlayalım sizleri. Buyurun. Peki. Belçika bağlantımızda bir problem var sanırım. Tamam. Buyurun, problem çözüldü. Buyurun, dinliyoruz sizleri. Evet. Hayırlı akşamlar. Üç yardımımız daha var. 250 euro gene bir esnaf arkadaşımız bize yardım iletmiştir. Süheyb Budak adına 50, Berdek adına 50 euro gene bize bir yardım ulaştırmıştır. Ve Hacı Resul Güneş kardeşimiz bundan sonra bir yetime her ay sponsor olmak istiyor. Allah hayrını kabul etsin, kendisine razı olsun. Şunu söylemek istiyoruz. Yani bu yardımlar bu gönül işidir. Bu yola inanan, gerçekten Allah'a inanan, ahiret gününe inanan insanların hiçbir şeyin karşılıksız olmadığını ve her şeyin tekrar kendisine geri geleceğinin bilincinde olan insanların yapabileceği iştir. Ve gördük, gerçekten inanan insanların ne zorluklar içinde, zorlukların içinde olanlara kıt kanat imkanlarıyla dahi olsa yardımlarını yapabildiklerini, ama nasibi olmayanların da nice varlık içerisinde olmalarına rağmen bir fakiri sevindirebilecek kadar cimrileşebildiğini de görüyoruz. Tabii ki bu bir nasip işidir. Hayrı yapmak da nasip işidir.
Yani bu herkese de nasip olmayabilir. Hor görmemek lazım. Ama verenlerden Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Amin. Rabbim bu tür müminleri, bu tür Müslümanları artırsın. Amin. Fakirlerimizi azaltsın, kulumuzu zenginleştirsin. Amin. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah Teala bu noktada Müslüman kendi üzerine düşeni yapar. İnşallah. Ve herkese de nasip olsun diyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz böyle bir hayra vesile olduğunuz için. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkürler. Katılanlardan. Belçika'da yoğun bir şekilde çalışan ekibe, abilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Beklemeye devam edin inşallah. Yayınımızı daha kapatmadık ama size son söz hakkını vermiş olduk. O telefonlar gerçi sürekli açık olmaya devam edecek. İzleyenlerimiz sürekli arayabilirler, bağışlarını yapabilirler. Buyurun, bir şey söyleyeceksiniz sanırım. Bir şey söylemek istiyorum da, çünkü önümüzdeki ayda bizim Belçika İhoyabrar olarak bir Yusuf Çelik kardeşimizi Mali'ye inşallah göndereceğiz. Ve ayrıyeten de önümüzdeki ay itibariyle, ilk haftası itibariyle 3 aylara giriyoruz. Önümüzdeki Ramazan ayı dolayısıyla yapacağımız yardımları, hayırseverleri az çok demeden hayır yapmalarını bekliyoruz. İnşallah bizler köprü olmaya vesilesiyle bizler de ulaşmaya çalışacağız. Hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Allah sizlerden razı olsun çok inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Nizir abi hazırsınız sanırım. Bir eser dinleyelim. Eserden sonraya bırakalım. Bu arada belki bağışlar gelmeye devam eder. Eser hakkı da tanıyalım izleyenlerimize. Bu eser arasında da yardım bağışlarınızı bekliyoruz değerli izleyenler. Son zaten Hollanda'dan da bilgileri alacağız. WhatsApp'tan da bilgi alalım. Ve toparlayalım, öyle toparlayalım. Nezir abi söz sizde, buyurun. Aylan bebek vardı hatırlıyorsanız. Evet. Denizde boğulan bir bebek vardı. Aylan Kürdi. Onun üzerine bir eser okuyalım. Tabii. Evet. Türkçe bir eser. Yoktu evi yeri yurdu, tüm insanlık uyuyordu.
çok çıkmaz bir yoldayım. Korkuyorum karanlıktan, çığlık atarım sessiz. Susuyorum çaresiz. Hangi yana dönsemelim? Hiç olmadı hakkım sizin. Daha fazla utanmadan ne olur beni gömün, ne olur beni gömün. Allah-u Teala razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok çok sağ olun. Bu bölüme hemen Hollanda'ya bağlanarak devam edelim. Zülküf Bildirici İHA Ebrar Başkan Yardımcısı bizi bekliyor. Son kez size de söz verelim. Genel bir toparlama yapın orada. Son mesajlar neler? Bunları da paylaşırsanız. Buyurun. Uzun bir program oldu. Buradaki yönetim kurulu üyelerimiz de hala çalışıyor. Ama biz mesajları fazla uzatmayalım. Kısa keselim inşallah. Mehmet Küçüksu 1750 euro su kuyusu hayatında bulundu. Bir de küçük bir hayırsever Hüseyin Veli Bozan kumbarasını bağışlamış. Ayrıca burada İHA Ebrar yönetim kurulu olarak gerçekten bugün Türkiye bize bir sürpriz yaptı. Biz Türkiye'den bu kadar yardım gelişini, bu özellikle bu pandemi süreciyle Türkiye'den çok yoğun bir katılım oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Tekrar dört coğrafyayı birleştirdik. Asya'dan bizi izliyorlar. Selamları var Arakanlı kardeşlerimizin. Burada Avrupa'daki hayırseverlerimizi, Türkiye'deki hayırseverlerimizi, Afrika'daki hayırseverlerimizi, gönüllerini birleştirdik. Güzel bir Allah razı olsun. Program oldu. Özellikle buradaki yönetim kurulu, zaten genel başkanımız orada, size ayrıyeten teşekkür edecek. Biz sadece bugün burada görevli olan yönetim kurulu, size İHA Ebrar ve sizin ekibinize canı gönülden teşekkür ederiz. Oradaki sanatçı kardeşlerimize de aynı anda teşekkürü borç biliyoruz. Allah hayırlı razı akşamlar. Olsun. Allah'a emanet olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Vesile kılmış oldunuz bizleri. Allah-u Teala razı olsun inşallah. Çok çok sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun inşallah. Selametle kalın. Bizden de selam söyleyin tüm ekibinize. Selam. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. WhatsApp'a geliyorum hemen. Sabahattin abi uzun zamandır bizi bekliyor. Hangi mesajlar var? Neler paylaşacaksınız? Yol çatı çay ocağı 20 binle kapatmışlar. Allah-u Teala evet. Kendine razı olsun. Allah razı olsun. De inşallah. Amin. Amin inşallah. Esma Nur Ocak'tan kardeşimiz, küçük bir 9 yaşında bir kardeşimiz bağış yapmış. Yalnız annesi de biraz hırçınlık yapıyor. Dua talebi var bizden. Bize dua edelim. Allah-u Teala salihlerden etsin inşallah. Amin. Amin inşallah. Mardin'den Kutbettin kardeşimiz bağış yapmış. Cengiz Bulut kardeşimiz yapmış. Adil Akçakaya. Allah-u Teala kendine razı olsun. Amin inşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Son mesajlarınızı da alayım ben Sabahattin abi programla ilgili. Allah-u Teala emeği geçen herkesten razı olsun. Allah-u Teala hayırseverlerimizin evlerine, işlerine huzur, bereket versin. Amin. Kendilerini, ailelerini, sevdiklerini versin. Kaza, bela, hastalık, tüm misafirleri de muhafaza etsin. Amin. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Hayırlı kapılar açsın inşallah. Sıkıntılar gidersin inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. İHA Ebrar Türkiye Koordinatörü Sabahattin Ugar. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok sağ olun. Abdurrahman Hocam, şimdi biz toparlayalım beraber. Ne olacak? Bu yardımlar toplandı. İlk fırsatta da bir yerine ulaştırılacak. Arayan, ulaşamayan, telefon numarası bırakanlara ne zaman ulaşacaksınız? Bu süreci biraz anlatalım ve teşekkürlerinizi alalım. Şu şekilde,
bu yardımlar geldiği andan itibaren, bize ulaştığı andan itibaren, özellikle de biz belli bir miktara ulaştığında, yani tabii ki 5-10 lira olunca gidip hemen 5-10 lirayı vermek hem imkanı yok, hem de lojistik olarak yani çok masraflı şeyler. Ama ben her bir 50-100 aileye yetecek kadar bir miktar oldu mu, biz anında oradaki çalışanlarımız o paketleri, o yardımları hazırlayıp yerine getiriyorlar. Ve bize telefonu ulaşan herkes, kesinlikle onlara biz bu görüntüleri ulaştırıyoruz. Tabii bu yardım bu program kapsamında sadece İdlib'e değil, Afganistan'a ve diğer Arakan'a ve diğer yörelere de yardımlar geldi. Hangi ülkeye istenmişse ona uygun kullanılacak ve hayırseverlerle inşallah paylaşılacak. Ama bu program sadece bu yardımların, yani bu dönemdekilerin yani bir vesilesi. Böyle duyguların, yardımların zirveye ulaştığı bir gecedeyiz. Yani biz şahsen bir takım beklentimiz vardı böyle bir programdan, ama bu kadarını da biz şahsen beklemiyorduk. İHO Ebrar Yönetim Kurulu olarak ve bugün de Belçika'da yeni kurulan İHO Ebrar Belçika olarak, yani bir takım şeyleri son anda karar verip programda bunları eklettik, ama çok büyük faydası olduğunu gördük. Kardeşlerimiz de İHO Ebrar, özellikle Hollanda'da ve diğer taraftaki kardeşlerimizle aylardır planlamasıyla uğraşıyorduk. Ve Rehber TV ile de bu dönemde çok ciddi diyalogumuz oldu. Her şeylerini, her türlü imkanlarını bize sundular. Belki de teknik olarak yapamayacakları şeyleri bile denediler. Ve bize bu imkanı sağladılar. Bu açıdan çok hayırlı bir iş. Yani bunların sadece televizyon programı ya da şey değil bu. Hepsine ortaklar. Yapılacak bütün yardımlara ortaklar. Sanatçılarımız böyle bir günde bizi tam programın en önemli vazgeçilmez ayağı. Yani o duygular, düşünceler karşıdaki hayırseverlerimizi çok çok etkiliyor. Ve bununla coşuyorlar, bununla motive oluyorlar. Sözleriyle de bu kadar etkileyici olan sanatçılarımızı, yani gece gündüz hayır işleyen ilahileriyle bu şekilde hizmet eden insanlarımız, yani diğer sanatçılardan çok ayırt etmek lazım bu kardeşlerimizi. Tekrar bir kısmı uzaktan geldi. Ankara'dan, İstanbul'dan ve buradan gelen sanatçı kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her sene bu tür programlarımıza katkıda bulunuyorlar. Siz de bu gecenin bu saatine kadar ekibinizle birlikte hepiniz büyük bir katkı sağladınız. Hayırseverlerimize bu kadar coşkulu bir şekilde katkıları, arayışların için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bir kervan burada duracak değil. Bu sadece bunu motive edecek bir, dinamitleyecek bir program bu. Yıla yaymak gerekiyor. İnşallah tüm yıla yetecek kadar bir şeyimizi aldık, motivasyonumuzu aldık. Hayırseverlerimiz de bunu aldı diye düşünüyorum. Tekrardan bütün katkısı olan, bu programda katkısı olan herkese, unuttuğumuz birileri de varsa, tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. İHO Ebrar Genel Başkanı Doktor Abdurrahman Alpsoy. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. İHO Ebrar Türkiye Koordinatörü Sabahattin Ugar. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sanatçı abilerimiz Ender Tekin. Çok teşekkürler abi. Allah razı olsun. Katkı verdiniz. Çok çok sağ olun. Ferdi Kalkan abimiz, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık, Allah razı olsun. Nezir Güler abimiz, çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Ve ekibinize, göremediğiniz değerli izleyenler, bir ekip vardı arkada. O ekipteki abilerimize, kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Emeği geçen kameraman kardeşlerimiz, rejideki kardeşlerimiz, onlar da çok çaba gösterdiler. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Ve tabii ki en büyük teşekkür siz değerli izleyenlerimize, hayırseverlere. Gerçekten dediğimiz ya, hiç boşluk bırakmadınız. Çok güzel bir tablo çizdik yardımlaşma ve dayanışma adına. Allah-u Teala razı olsun. Ne kadar dua etsek, ne kadar teşekkür etsek az sizlere. Allah-u Teala cennetiyle mükafatlandırsın, huzura, selamete, cennete vesile kılsın tekrar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Programı kapatıyoruz artık. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Geceniz mübarek olsun.
Allah-u Teala güzel, mübarek günler nasip etsin inşallah. Selametle kalın inşallah. Sponsorlarla kapatacağız. Büyük bir destekleri vardı onlara. Arkadaşlarım uyardılar. O sponsorları görelim. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun inşallah. O videoyla kapatıyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.